İyi akşamlar. Soruyorum da İsrail-Gazze arasında, daha doğrusu İsrail'in saldırılarının kesilmesiyle ama adı ateşkes olan hadiseyle başlayacağız. Dünya ne gördü? Nasıl bir sınav verdi? Mısır'ın arabuluculuğunun anlamı nedir? Sonra Rusya'nın Türkiye'ye, Ukrayna ve Kırım'a dönük ikazını konuşacağız. Ya da imalı tehdidini. Putin ve Biden'ın Haziran'daki görüşmesi öncesi Karadeniz'de ve bu arada İsrail-Filistin hadisesinin Doğu Akdeniz'de parametreleri nasıl değiştirdiğini de ele alacağız. Çok değerli konuklarımızla Muharrem Ekşi, Sevil Nuriyeva ve Vişne Korkmaz'la. Muharrem Bey, hepimizin gözü önünde yine aslında neredeyse bir asırdan beri devam eden İsrail saldırılarını bir kez daha yaşadık. Mescid-i Aksa'nın önünde ibadet eden insanlar ve evlerinin sahibi insanların evlerinin gasp edilmesi süreciyle devleti de arkasına almasıyla başlatılan saldırıları yaşadık. Ve bir ateşkes oldu, tabir doğruysa. Çünkü işte Hamas'ın da buna bir cevabı oldu nihayetinde. Ama bütün dünya söylese de söylemese de İsrail'in saldırganlığı aşikar. Şimdi önce sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri neden bu ateşkes için baskı yaptı? Öncelikle sorunu tanımlamak gerekiyor. Zira bu tanım üzerinden meseleleri değerlendirmek için bize bir çerçeve sunacak. İsrail'in kurulduğu günden bugüne kadar yaşanan gelişmelere baktığımızda mesele hem diplomatik ortamlarda hem akademik literatürde hem gazeteciler açısından kamuoyunda Filistin-İsrail sorunu, Arap sorunu, Arap-İsrail sorunu gibi çeşitli kavram ve nitelendirmelerle bu sorunun ta 48'den günümüze kadar devam ettiğini görüyoruz. Ancak günümüzde özellikle bu 2000'lerde yaşanan gelişmeler 80'lerdeki o iki devletli çözüm temelinde 90'larda ivme kazanan bu sorunun da artık tamamen ortadan kalktığı yeni bir paradigmatik dönüşüm yaşandığını görüyoruz. İsrail bir devlet olarak 48'de kurulduktan sonra Filistin'in Arapların, Filistinli Arapların topraklarında inşa edilmiş yapay süni bir devlet olarak kuruluyor. Ve aşama aşama Filistinli Arapların toprakları üzerinde ve bugün onları da yok edercesine bir İsrail ve devleti mümkünse kuruluyor. Bir Filistinli kalmayacak şekilde devam eden evet, bir ve hadise. Batı, Amerika başta olmak üzere arabulucu barış yanlısı olarak devreye girip İsrail devletinin yanında ikinci bir Filistin devletini kabul edebileceklerini ve iki devletli çözüm ortaya çıkıyor. Kimin topraklarında? Filistinli Arapların topraklarında. Bugün ne geldiğimizde o paradigmatik dönüşüm dediğim artık o iki devletli çözüm de haritaya baktığınızda tamamen ortadan kalkmış gözüküyor. Çünkü haritaya baktığınızda artık İsrail devletinin kurulacağı homojen toplu bir toprak parçası dahi kalmamış gözüküyor. Filistin. Yani artık tek başına bir İsrail devleti var. Filistin devletini kuracak toprak parçası evet, kalmadı. Evet, Filistin devletini kuracak bir toprak parçası kalmadı. Filistin toprakları içerisinde. Evet. Ve şu andaki o paradigmatik dönüşüm dediğim işte tek başına bir İsrail devleti söz konusu ve o İsrail devletinin izin verdiği hak ve ölçülerde yaşayabilecek olan bir Filistinliler gözüküyor. Ona da Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi'nin ortaya koyduğu rapordan hareketle ırksal ayrımcılığa dayalı bir apartheid rejimi çerçevesinde anca müsaade ediliyor. Yani İsrail devleti içerisinde yaşayacak olan Filistinliler ancak İsrailli Yahudilerin altında ikincil pozisyonda aynen Güney Afrika Cumhuriyeti'nde olduğu gibi apartheid şeklinde bir devlet dönemine girdik. İşte bu yüzden bu mesele artık bir Filistin-Arap sorunu, Filistin-İsrail sorunu olmaktan çıkıp
tamamen bir İsrail sorunu olmuş ve karşısında artık Filistinliler, Araplar da yok. Artık mesele bir insanlık sorunu haline gelmiştir. Çünkü 48'den günümüze esasında devletler arası çatışma dediğimiz unsur artık bir devletin halklara yönelik, insanlığa yönelik bir çatışma, zulmü, asimetrik bir çatışması artık söz konusu. Hamas'ın bu son olaylardaki o İsrail'in demir kubbesi, füze kalkanına karşı, hava savunma sistemine karşı attığı roketlerden yola çıkarak yine İsrail'in başta olmak üzere Batı'nın, Amerika'nın uluslararası hukukun temel maddesi olan 51. maddedeki meşru müdafaya dayanarak İsrail bu kendini savunuyor dendi. Halbuki sahaya baktığımızda tamamen İsrail'in bütün uluslararası hukuku ihlal ettiği ama hukuku kendi lehine, çıkarları lehine de yorumladığını görür. Zaten uluslararası hukuk çerçevesinde meseleye baktığımızda en nihayetinde geldiğimiz nokta Might is Right denilen güçlünün hukukunun geçerli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Evet. Ama bu uluslararası ilişkiler çerçevesinde 2000'lerde güçlünün hukuku ama 48'den itibaren İsrail'in bilfiil bunu sahada uyguladığını görüyoruz. Ve Amerika'nın, Avrupa'nın ve dahi Batı kamuoyunun verdiği destek çerçevesinde İsrail şunu çok iyi bildiği için yaptıkları karşısında herhangi bir yaptırım ve zarar görmeyeceğini bildiği için çok rahatlıkla uluslararası hukuku, insan haklarını, insan haklarının en temel yaşam hakkını dahi ihlal eden politikaları bir devlet politikası halinde işleyebiliyor. Dolayısıyla buradaki bu son dönemde yaşananlar bu hem iki devletli sorunu ortadan kaldırdığı gibi artık şunu da diyemiyoruz. İkinci paradigmatik dönüşüm bu. Bu İsrail'in çatışmaları artırdığında Filistin halkına bombalar attığında hep biz şunu diyorduk. Bunu durdurabilecek bir güç var. O da Amerika. Artık o da yok. Dolayısıyla ikinci bir güç çıkıyor burada. Halklar, İsrail'i durdurabilecek güç bu son çatışmada. Halklar özellikle de İsrail vatandaşı hakların ön plana çıktığını görüyoruz. Orada buyurun. Bir durursanız size zahmet. Şimdi Batılı kamuoyunda devlet adamlarında hiçbir reaksiyon görmedik. Dediğiniz gibi bu senelerdir böyle devam ediyor. Halklar nezdinde çok güzel tepkiler çıkmakla birlikte. Yine de söylemek istiyorum şu 11 günde Gazze'deki fotoğrafı. Bu konuda belki tek çıkış yapan BM Genel Sekreteri eski Portekiz Başbakanı Antonio Guterres. Çünkü bunu böyle söylüyorum çünkü başka söyleyen yok. Ve batılı bir ağızdan duyunca insan artık şey oluyor, göstermek durumunda kalıyor. Çünkü o kadar söylenmiyor. Şimdi verdiği rakamları söylüyorum size ve olanları. Savaşların bile belli kuralları vardır. Her şeyden önce siviller korunmalıdır. Ayrım gözetmeyen saldırılar ile sivillere ve sivil mülkiyete yönelik saldırılar savaş yasasının ihlalidir. Kağıdı bulamadım ama eğer diyor yeryüzünde şu anda bir cehennem varsa diyor. Filistin'de diyor. Bu Gazze'dir. Gazze'de çocukların ve sivillerin yaşadıkları şey şeydir diyor. Cehennemdir diyor. Yine İsrail yönetimini orantısız güç kullanmakla suçluyor. Ve uluslararası toplumu şu anda yıkık sayıları 50 bin kişinin sokakta kalması, evsiz kalması, BM binası, hastanelerin yine aynı şekilde zarar görmesi, altyapı, elektrik ve su hepsinin zarar gördüğünü söyleyip her 14 milyon dolarlık bir fondan bahsediyor ve taahhüt eden kim varsa da yardım yapmaya çağırıyor. Ne yazık ki bu söz babında kalıyor. Söylem düzeyinde. Ama bu kadarlık konuşmayı dahi Amerika Birleşik Devletleri veya buna benzer bir konuşmayı veya laf olsun diye bir kınamayı dahi ne yazık ki yapmadı. O yüzden dedim ya bugüne kadar Filistin, İsrail sorununda bütün gözler Amerika'ya bakardı. İsrail'i durdurabilecek tek güç Amerika olarak görülürdü. Ama Başkan Trump döneminde artık bu olgu tamamen ortadan kalktı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bugünkü ve daha öncekilerin de söylemlerine baktığınızda Filistin'i kınayan, orada yaşananları, özellikle kadın ve çocuklara yapılan zulmü söylem düzeyinde ifade eden genel sekreterler olmuştur. Bu anlamda yeni değil. Ama genel sekreterlerin ifadeleri o söz eylem teorisinden hareketle bir eylem doğurmuyor. Bağlayıcılığı söz konusu değil. Halklara karşı bir şey, en azından bir reaksiyonun. Ama şu açıdan da bakarsanız Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin söylediği uluslararası kamuoyunda bir gündem dahi oluşturamıyor. Tabii. Bu açıdan baktığımızda bunlar söylem düzeyinde kalıyor. Tabii ki bu da önemli. Bu söylem de önemli. Hayır, o kadar durum vahim ki. Ama yani bu söylemin diğer liderler tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi artık Amerika Birleşik Devletleri'ni İsrail-Filistin sorununda tarafsız bir aktör olmaktan Trump döneminde tamamen çıkmıştır. Artık Amerika Birleşik Devletleri bu sorunda sorun çözücü değil, tamamen sorun çıkaran, İsrail'i uluslararası hukuka aykırı, özellikle de bu uluslararası sistemi 2. Dünya Savaşı sonrası temel ilkelerini ortaya koyan Birleşik Devletler kendi koyduğu ilkeleri yıkmak pahasına İsrail'i tavizsiz bir şekilde destekliyor. Ve bu devam ettiği müddetçe de devletler düzeyinde buna en fazla yapılabilecek olan sizin de verdiğiniz örnek çerçevesinde söylem düzeyinde devlet liderlerinin açıklaması. Doğrudan etki edebilecek ana unsur günümüzde bu sosyal medyanın önemin artması paralelinde halklardır. Yani uluslararası toplum, uluslararası kamuoyu etkisi ve gücü ancak İsrail'i durdurabilecek noktada. Şu anda İsrail'i durdurabilecek noktada devlet aktörü kalmadı. Dolayısıyla artık bu mesele bir İsrail sorunu. İsrail ile Filistin arasında değil, İsrail ile insanlık arasında bir sorun haline gelmiştir. Ve bu anlamda da devlet düzeyinde, devletler arası ilişkiler açısından da bu sorun bir çıkmaz haline gelmiştir. O yüzden bu nedenle biz kamuoyunda, uluslararası kamuoyunda halkların gücüne bakmamız lazım. Ama orada da şunu görüyoruz. Uluslararası medya, küresel medya dediğimizde bu sektörü domine eden iki tane güç var. CNN ve BBC. Bunlara karşı diğer devletlerin ve Türkiye'nin de kamu diplomasi araçları, özellikle de TRT'nin İngilizce kanalı olan TRT World'u Haziran 2015'te yanlış hatırlamıyorsam açmıştık. Diğer ülkelerin de böyle uluslararası medyaları açarak bu iki hegemonik güce karşı kendi gündemlerini oluşturmak için bir araç ortaya koydular. Ancak hala günümüzde uluslararası toplum dediğimizde, uluslararası kamuoyu dediğimizde bu iki aktörün, CNN ve BBC'nin domine ettiği bir hegemonik alanla karşı karşıyayız. Dolayısıyla herhangi bir ülkenin bir kamu diplomasi politikası izleyebilmesi için küresel düzeyde elinde böyle CNN, BBC gibi küresel araca ihtiyacı söz konusu. Ve bu noktaya baktığımızda da maalesef Batı dünyasının çok hegemonik bir üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Ve bütün haberlerin sunumu, olayların sunumunu onların haber yönetimi çerçevesinde de çerçevelendirmeyi yaptığını görüyoruz. Örneğin Batı dışındaki kamuoyu meseleye baktığında İsrailli çocukların, kadınların ölümünü ön plana çıkarırken Batı kamuoyuna baktığınızda ise Hamas'ın attığı ufacık pek bir etkisi olmayan roketleri ön plana çıkarıyor ve bunun üzerinden de İsrail'in meşru müdafaa hakkını kullandığını ortaya koyuyor. Ama çok şükür ki sosyal medya var ve bu sefer hakikaten bir tesiri gözükmüş görünüyor. Türkiye'nin ama şunu da sormak istiyorum size. Yayın politikaları, özellikle TRT World'un ve Anadolu Ajans'ın açıkçası çok etkileyici oldu. En azından o dünya beşten büyüktü mottosunun, yani geri medya kalan dünyanın
bakacağı veya hocamın da söylediği gibi o halklar nezdindeki o fikri oluşturmakta ciddi bir katkısı oldu. Onu da altını çizmemiz lazım. Şimdi Batı kamuoyunu konuşuyoruz. Bu meselede tabii başta işte Birleşik Krallık ve sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin mesuliyetinde devam ettiği için. Ama Rusya'yı çok konuşmuyoruz galiba. İsrail deyince Rusya... Hocam yok, zor soru size geldi. Rusya, İsrail, Gazze bu operasyonlara nasıl baktı? Bunu siyaseten de sormuyorum artık. Dediğiniz gibi hakikaten bu bir insanlık hadisesi. Ve bir nevi biz şey gibi oldu. Yeniden karbon kağıdı gibi mi oldu? Evet. Ben hocamın o halklar nezdindeki algını çok önemsiyorum. Söylediği o tanım bence bundan sonraki aşama halkların reaksiyonuyla. Mesela Rus halkı ve devleti. Şimdi şuna getirmek istiyorum. İsrail çok ciddi çalışmalar yaptığını uzun zamandan beri takip eden bir gazeteciyim. Zaman zaman da yazıyordum bunu. İşte Doğu Avrupa'daki kaynaklara dayanarak hükümetlerin nezdindeki İsrail lobisinin özellikle Netanyahu lobisinin, bak burada şeyi tenzih ediyorum, yani halka yönelik kesinlikle cümle kullanmıyorum, kullanmayacağım da çünkü bizim Yahudi Musevi toplumu ile hiçbir sorunumuz olamaz, ama burada kırıcı, köprü yakıcı ve kendinin hasta hayallerini gerçekleştirmek isteyen şey Netanyahu zihniyetidir. Ve dolayısıyla çalışmalara bakıldığında kendisi zulümle karşı karşıya kalmış bir toplumdan bahsediyoruz değil mi? Yani Almanya'da 2. Dünya Savaşı sürecinde ciddi bir zulümle karşı karşıya kalmış ve neredeyse soykırımın hani yok edilmek üzereyken. Nitekim büyük babası, büyük annesi Auschwitz'te hayatını nasıl kaybedenlerden de karşı çıkanlar. Ben de bunu psikolojik olarak bunun sosyolojisini araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl oldu böyle bir toplum, hani zulmü görmüş, ezilmiş, yok edilmiş bir toplum. Orada Mescid-i Aksa'ya roketler düştüğünde onu bayram edip şarkı söyleyecek noktaya geldi diye düşünüyorum. Şimdi İsrail'in uzun zamandan beri güçlünün hukukundan bahsetti hocam. Ben bir defa herhalde burada konuşurken hatırlatmıştım. Sadece bir daha hatırlatmak adına söylüyorum. Tam da bu tanımı bana yıllar önce röportaj için Şaman Peres'ten röportaj almıştım. Tam da bu tanımı bana güçlünün hukukundan bahseden, güçlünün hukukunu dünya tanıyor tanımını bana Şaman Peres, hani o güvercin, barış güvercini sembolüne dönen kişi bundan bahsetmişti. Şaşırmıştım. Çünkü hani barıştan bahseden birisinin güçlünün hukukunu söylemesi kadar absürt bir durum olamaz değil mi? Biz hani hukukun gücünden bahsetmemiz gerekirken güçlünün hukukunu tam da o noktada hani katkı olsun diye hatırlatmak istedim. Şimdi bakıldığında Rusya üzerinde, Ukrayna üzerinde, Belarus üzerinde, Kafkasya üzerinde, Orta Asya'daki halklar nezdinde İsrail uzun zamandan beri çalışıyor. Biz bunun yansımasını bu süreçte de gördük. Bir de bariz gördük. Yani İsrail hayranlığı gösteren toplumları gördük. Bunun sosyolojisine iyi bakmamız lazım diye düşünüyorum. Mesela İran'ın içerisine yönelik ciddi çalışması var. Ve bunu Birleşmiş Arap Emirliği üzerinden yapıyor. Sponsoru Birleşmiş Arap Emirliği gözüküyor ve İran içerisindeki Beluçlar, Türkler, Kürt aktivistlerle dışarıda sürekli toplantılar toplantılara sponsorluk eden bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii İran'daki Türklerin hani buna çok fazla paya vermediğini de biliyorum. Özellikle hatta muhalif olmalarına rağmen bu hususta çok
hassas yaklaştılar. Bunu da altını çizmek istiyorum. Batı'da çok işte Sünni Araplar, İran'da yaşayan o etnik yapılar üzerine toplantılardan da haberdarım. Takip ettim gazeteci olarak da kimin ne yaptığını, işte bilgi notlarına bakınca zaten tablo ortaya çıkıyor. Gürcistan'da çok ciddi. Şimdi olaylara baktığımda İsrail'e Filistin'i dövdüğü, öldürdüğü sırada eğer Gürcistan'dan, yani Gürcistan da haksızlığa uğramış bir toplum. Hani şu beni enterese eden kısmı burası. Haksızlığa uğramış bir toplumdan bu kadar İsrail'in yaptıklarını hoş gören bakış açısı neden çıktı acaba? Buranın şimdi hükümetler bir taraf, hükümetleri, devletlerin denge politikası falan, ben buralara girmiyorum. Bunları bir tarafa bırakacağım. Ama toplumlarda işte İsrail uzun zamandan beri Orta Asya'daki İslamsız Türklük kavramını ciddi anlamda dolaylı destekleyen bir yapıya sahip olduğunu, Macaristan'da işte Turan kurultaylarına, toplantılarına dolaylı destek verdiğine dair bilgiler ediniyoruz. İşte İslamsız Kürtlük şeyine işte, de tabii işte çok orada, büyük destek. Orada şuna bakacağız. İşte halkların buna dur dediğine gelineceğini önceden tespit eden bir akıldan hem de bahsediyoruz. Yani devletlerin yöneticileriyle ilişkiler falan çok güzel. Arap coğrafyasındaki toplumlarla değil, yöneticilerle anlaşıyor. Geri kalan dünyadaki yöneticilerin yanı sıra toplumlarla anlaşma yoluna giriyor. Nasıl yapıyor? O toplumların hassas konularına hassasiyet ve destek göstererek, o toplumların bu uluslararası şey. Bazda uluslararası zeminde mesela yani şu oralarda destek verdiği konulara baktığımızda, işte burada bir gün o kamuoyunu oluşturacak gücü yanlarına almıştır. Dolayısıyla kendiler, hani niye biz Filistin'deki Araplara, hani normalde BM kararlarına göre iki devlet yapısı olmayacak mı idi? Doğru mu? Şimdi neden bu kadar cesaretle o zeminde Filistinlilere toprak bile bırakılmadı? Peki bunun sadece roketlerle, bombalarla olmayacağını iyi biliyor. Algıyı iyi biliyor. Küresel bazda kamuoyu oluşturmaktaki enstrümanlarına baktığımızdaki BBC, CNN örneğinden yola çıkarak buna benzer birçoğu enstrümanlarla hareket edildiğine, sosyal medya ağlarına baktığınızda yalan ve iftira içerikli o algını dönüştürecek mekanizmanın devreye girdiğini gördüğümüzde şunu anlıyoruz değil mi? Sadece kendinin bu coğrafyada var olması için ve kendini artık hani kimseyle paylaşmayacak, ne toprağını ne devletini bir konuma getirmek ve kendine de meşru zemini desteklediği toplumların nezdinde kabul ettirme hedefini belirlediğini artık anlıyoruz. Yani sadece mesela Arap coğrafyasına baktığımızda çok önemli bir noktaya işaret ettiği için ve açtığı için ben merak ediyorum. Orada Filistinlini öldüren, yok eden bir yapının İran'daki Türklerin hakkı hukukuyla ne alakası? Yani neden onun derdine yansın? Ben soru soruyorum. Kendi orada gelip yerleştiği 48'den itibaren o topraklara gelip yerleştiği ki 47 senesindeki gemiler geçenlerde çok güzel bir paylaşıma denk geldi. Herhalde hepimiz gördük. 48'de gemi Filistin'in sahillerine yanaşarken içerisinde Nazi zulmünden kurtarmış, Nazi'nin o vahşi baskısından kurtarmış mazlum Yahudi toplumu, o mazlum Yahudi toplumu ne yazıyor? Diyor ki faşistler bizim annemizi babamızı yok etti, siz bizim umudumuzu yok etmeyin diyor yanaşarken. O pankartlar birçoğu tarih sayfalarında çıktı. Şimdi arşivlere baktığınızda evet o gün gelen o mazlum, o gerçekten zulüm görmüş Yahudi toplumu böyle bir umutla geldi bu topraklarda, hani kendine yer edindi. Peki daha sonraki süreci baktığımızda karşımıza işte o yok Filistinliler toprağı parayla satmış, onların hepsi algı,
O günde algıydı ve çok kafalarda iyi çalışıyorum, söyleyeyim size. Yani peki ben, bu yalan üretme kafaları başka çok güzel çalıştığını görüyoruz. Onun da şerh etmenizi isteyeceğim. Şimdi Selahattin Demirtaş bir tweet attı o Gazze sırasında. İsrail'in adını hiç kullanmadı. Mealen söylüyorum, işte mazlum Filistin halkının yanındayız gibi bir şey, destekliyoruz. Ama İsrail'in olmamasını yadırgadım tabii, yani Filistinler durup dururken mazlum olmuyorlar. Ama altında reaksiyonlar vardı. Evet. Ve ne yazık ki bu Sevil'in söylediği gibi ülkemizde, tabii ki Türkiye'de insanlar bu konuya çok hassaslar, çok şükür ki. Ama münferit diyemeyeceğim. Ama bir takım gruplar var ve bunlar evet, hem Türk hem Kürt versiyonu var. Altında şöyle yazılar vardı ne yazık ki. Bizi Araplar ilgilendirmiyor. Evet. Nereden çıktı? Mazlum İsrail halkı. Evet. Ben hayatımda ilk defa mazlum İsrail halkı diye tweet gördüm. Bir sürü yani. Sonra bunun Türk versiyonunu da gördüm. Evet. Aynı versiyonu çok acı bir şey. Orta Asya'da, Azerbaycan'da, işte Ukrayna'da. Ben de rastladım yani. Ya yani çok şükür ki onun misli tabii, dersini tabii düşünen, yaşayan şey, ve yeryüzünün her yerinde yani. Sadece Türkiye'de değil ama Türkiye özellikle hassas. Evet yani, çünkü neden? Çünkü Türkiye'nin hani şu anda dünyada eğer biz hukukun gücünü yok sayarsak, o zaman konuşulacak hiçbir şey yok. Kimin gücü varsa o zaman yaptığını yapsın. Ama yani bu böyle bir çok dünya acı. İstiyorsa, halklar nezdinde bu tip çalışmalar yapılıyorsa, bunu İsrail yaptı diyorum. İşte, ben de ona evet, işaret etmek istiyorum. Bugün etmek o reaksiyonların gerekiyor. Olması şöyle değil. Hani birilerini yanına çekti parayla. Hayır, onladı öyle değil. Öyle değil. O toplumlardaki hassas konulara verdiği destekle. Sinir uçlarına. Tabii ki. Mesela Karabağ Savaşı'ndaki verdiği destekten dolayı Azerbaycan toplumunun bir teşekkür reaksiyonu oldu. Hı hı. Neden? Çünkü 30 yıllık bir zulüm vardı ve o zulümde bu kadar karşısına dikilenlere rağmen İsrail'in o tutumu gönlünü okşadı. Bu normal bir reaksiyondu esasında. Yani benim anlatmak istediğim şudur. İsrail toplumlar üzerinde hangi konularda, hangi hassasiyet üzerinden destek verirse sonucu bu şekilde şekillenmesine hizmet edeceğini iyi biliyor. Onu anlatmak istiyorum. Yani bu kafa gayet çalışıyor. Sadece alanda roketle, savunma sanayisiyle değil, dünyadaki kamuoyu üzerinde çalışmalara da baktığımızda bu konuda başarılı olduklarının altını çizmemiz lazım. Evet, maalesef. Çok önemli. Vişne Hanım, ateşkesin koşullarından söz edin istiyorum ama çok da aslında koşullarının çok önemi yok. Sürdürülebilir mi daha sorarken insan nasıl sürsün, ortada çözüm yok diyor. Hem bu ikisini hem de Mısır'ın arabulucu olmasını değerlendirir misiniz? Evet. Şimdi dediğiniz gibi bu topraklarda bu tür çatışmalar her zaman yaşanıyor, oluyor ve belirli ateşkesler ilan ediliyor. Bu ateşkesin, bu çatışmada ateşkesin ilan edilmiş olması önemli. Çünkü ben şöyle de düşünüyorum. Netanyahu bu krizi çıkartırken, yani krizin belli bir periyodu vardı. Her dönem olan bir şey. Çünkü sonuç olarak İsrail'de de belli bir radikalleşme var. Özellikle İsrail'in politikasının radikalleşmesi ve sağa kayması söz konusu. Buna rağmen seçimlerden istikrarlı bir hükümet yapısı çıkmıyor. Sürekli koalisyonlar çıkıyor. Bu nedenle sağ da kendi içerisinde giderek daha radikalize oluyor. Bütün dünyada, Avrupa'da. Bütün dünyada, İsrail'de de böyle. Ayrıca tabii İsrail'in 1977 o Likud Partisi'nin iktidara gelmesinden itibaren sürdürmüş olduğu bir yerleşimci stratejisi var. Bunu bir devlet stratejisi haline getirmiş durumdalar. Ve Filistinsizleştiriliyor yani. Arapsızlaştırılıyor, Filistinsizleştiriliyor. Dolayısıyla çok uzun süredir uygulana gelen bir stratejiden bahsediyoruz. Ve ne 1990'lardaki Oslo barış süreci, ne 2006'lardaki Arap barış süreci, ne zaten İbrahim anlaşmaları hiç bu süreçlerle ilgili değildi. Tamamen Filistinleri dışlayan, o tamamen üstünden, evet, yok sayan bir süreçti. Ama o dönem
dönemden bu döneme pek çok şey de masaya gelmiş olmasına rağmen sonuç olarak uzun süredir hiç değişmeden uygulanan bir strateji de var. Bu strateji de zaten o radikalleşmenin aslında hep bir ateşine körükle gidiyor. Zaten Begin bütün bunları başlatırken aslında bir daha gelecek olanlar da kendi başlattığı bu stratejiyi değiştirmesin diye böyle yerleşimciler gibi toplumlar arasındaki sürekli ihtilaf ve düşmanlık gibi zaten radikalleşmiş 1948'den çünkü toprakların el değiştirmesi, insanların evinden atılması söz konusu ve bir mülteci krizi söz konusu, onun terörleşmesi söz konusu vesaire vesaire. O nedenle zaten sürekli canlanan bir silsileden bahsediyoruz. Ama bu silsileyi bugün ateşlerken Netanyahu'nun kafasında belirli hedefler vardı. Bu hedeflere ulaştığını düşünmüyorum. Bu noktada ateşkes aslında bir anlamda önemli. Bir anlamda Gazze'nin gerçeğini değiştirmiyor. Ya aleyhine. Efendim? Ateşkes aleyhine mi? Netanyahu hedeflerine ulaşmakta zorlanmaya başladığı andan itibaren bölgede bu saldırıları sürdürmesinin hem İsrail'de hem bölgede olabilecek yansımaları nedeniyle baskı altında kaldı ve ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Yani Amerika Birleşik Devletleri. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Amerika Birleşik Devletleri'ni de bunları düşünmeye iten mecbur sebep. Mecbur etti. Peki ama şunu da sorabilir miyim? Şimdi bunu geçen hafta da hatırlattım. Haris gazetesi, neticede İsrail'in sol görüşlü bir gazetesi. Evet. Ve Netanyahu'ya kritik bakan bir gazetesi. Onun kamuoyu yaklamasında geçen hafta %90 İsrail toplumunun bu operasyonu desteklediği yazılıydı. Bu tabii çok acı bir şey. Doğru ama karşıda İsrail yani bir noktada Hamas direndiği anda itibaren ve ateşkesi getiren baskı sürecini başlatan da Filistin'in direnmesiydi. Bunun içerisinde Hamas'ın direnmesi de var tabii. Evet. Yani evet. Hani Filistin'in direnmediği bir bir denklemde çok farklı olabilirdi durum. Zaten Netanyahu bence Filistin'in bu kadar direneceğini de düşünmedi. Evet. Ve o anlamda da bir hata yaptı. Çünkü Filistin çok gerçekten çok zayıf olduğu bir dönem. Yani Trump Orta Doğu'nun üzerinden geçti. Daha önce Obama, daha önce Arap Baharları'nın o başarısız buldozer gibi. Ve o İbrahim Anlaşmaları gerçekten hem Filistin liderliği hem Hamas'ın karar vericileri konuştuklarında İbrahim Anlaşmaları'nın kendilerine vermiş olan zararından bahsediyorlar. Çünkü İbrahim Anlaşmaları'yla aslında bütün o barış anlaşmaları sürecinin koşulu olarak kullanılan Filistinlilere bir yaşama hakkı verilmesi aslında bazı Arap ülkelerinin ve hiç İsrail'le savaşmamış aslında bazı Arap ülkelerinin eliyle yok sayıldı. Dolayısıyla çok aslında güçsüz olduğu bir dönemde Filistin direnmeyi başardı. Bu anlamda önemli. Bunun içerisinde ama Hamas'ın bütün o roketleri de var. Çünkü o roketleri biz ne gördük? İbrahim Anlaşmaları pek çok nedenle yapılmış olabilir ama... Yani o karşı taraftaki güç ve şiddete nispetle yine bile mi? Şöyle orantısız bir mücadeleydi bu. Yani İsrail'in elindeki teknolojik güç ona rağmen çünkü İsrail bütün bu süreci Orta Doğu'da İsrail'i bir Arapsız bir devlet haline getirme stratejisini. Evet. Ya da işte bütün bu Rusya Amerika ile bütün ilişkilerini iyi tutma stratejisini. Efendime söyleyeyim bazı Arap ülkeleriyle Filistinlileri yok sayan ayrı barış anlaşmaları yapma stratejisini neden yapıyor? Pek çok nedeni var ama bir nedeni de şu. Güvenlik değil mi? Bunu bu şekilde Golan'ı nasıl aldı? Güvenlik üzerinden aldı. Trump nasıl verdi İsrail'e güvenlik? İbrahim Anlaşmalarını yaptıklarında ne ilan ettiler? Artık daha güvenli bir dünyadayız. Ama bugün gördüğümüz şu ki bütün bu anlaşmalar ve bütün aradaki o güç mukayesesindeki farklılığa rağmen İsrail dirençle karşıya kalıyor ve İsrail güvencede değil. Bunu aslında İsrail toplumu da gördü. Toplum gördüğü için %90 belki yani %100 de onaylayabilir. İsrail'in şiddet kullanmasını çıkar İsrail'in şiddet kullanmasını ama bu onaylaması onu güvende tutmayacak.
alttan alta görülen de bu. Hamas'ın sürekli artan o roket kapasitesi de aslında... Bir de Filistin tarafında bir birleşme emaresi. Bir birleşme emaresi ve sadece o değil. Hem biliyorsunuz Filistin sorununun bir ayağı da Filistin'in iki başlı olması. Evet. İşte o yani, iki başlılık ilk çok, defa... İlk defa ittifak oldu. Evet. Doğru. O iki başlılık çok büyük bir sorun. Çünkü kim Filistin adına konuşulacak diye bakıldığında o iki başlıktan faydalanıyor da aktörler. O da çalışmalar sonucu olmuş tabii. Bir şey ama İsrail'in gene de... İsrail'in de en çok işine yarayan budur. Bu. Kimse özrü yok tabii evet. Ki. Evet. Bu noktada yani o ayrımın da tabii bir sürü nedeni var bütün bu süreç içerisinde ama o ayrımın giderilmesi konusunda çaba gösteren ülkeler de vardı. Bunlardan biri Türkiye, Katar. Yani uzun bir süredir özellikle İsrail'in politikalarına karşı Filistin tarafının siyasi elini güçlendirmek adına bir birlik konusunda belirli görüşmeler oluyordu. Ve bu konuda bir anlaşmaya da varılmıştı. Ve hatta 22 Mayıs'ta seçimlerin yapılması gündemdeydi. Kudüs'ün Doğu Kudüs'ün de seçimlere izin verilmemesi üzerine zaten seçimler ertelendi. Yani aslında Netanyahu'nun aklında olan bence kafasının arkasında olan oymak istediği sahadan biri de bu El Fetih ve Hamas arasındaki ayrımın derinleşmesiydi. Ama sonuçta uyguladığı şiddet ve direniş şunu sağladı. Filistinliler bir araya gelme noktasında adım attılar. Daha da önemlisi şimdi sizin söylediğiniz gelişme önemli. Mısır bir arabuluculuğa girişti. Aslında da Katar'ın da açtığı bir yol var burada. Türkiye'nin Arap Birliği'nde İslam İşbirliği Teşkilatı'nda aldırdığı, diplomasiyle aldırmış olduğu kararlar, yani desteklediği kararlar çok önemli. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na giderken Filistin Dışişleri Bakanı ve Pakistan Dışişleri Bakanı'nın alınarak aynı uçakta beraber gidilmesi çok önemli. Bunun verdiği bir mesaj var. Orta Doğu'ya ve Arap halklarına. Her zaman eylem hemen gerçekleşmeyebilir. Ama o eylemin gerçekleşmesinin gösterdiği bir maliyet var İsrail'e. İsrail'e bu politika sürdürülürse Orta Doğu'da meydana gelecek, İsrail ile meydana gelecek istikrarsızlık halkasının İsrail için maliyetli olabileceği gösterildi. Bu noktada Mısır özellikle kendi içinde biliyorsunuz Mısır'ın Sisi yönetiminin Hamas'tan hoşlanmamak için sebepleri var. Çünkü Müslüman kardeşlerin bir devamı olarak görülüyor. Ve dolayısıyla zaten Sisi yönetimi uzun bir süre kendi güvenliğini Hamas ve Müslüman kardeşlere karşı güvenlikleştirerek korumuştu. Ama bugün baktığımızda bu çatışmanın uzaması halinde kendi içerisine yansıyabileceği, bunun yaratacağı yansımalardan çekindiği için bir an önce bir ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini düşündü. Bu süreç aslında uzaktan uzağa Hamas'la da bir diyalog sürecinin başladığını da gösteriyor. Yani uzaktan uzağa doğrudan değil. Bütün bunlar... Doğu Akdeniz'de yeni yakınlaşmalarla beraber o yakınlaşma çerçeveleri bunlar bir tane değil. Birkaç tane farklı farklı yakınlaşma çerçeveleri var. Bunlar niçin başlamıştı zaten? Çünkü o İbrahim anlaşmaları, o eksenler vesaire aslında aktörleri bunların mimarlarının tam anlamıyla güvenliğini de sağlayamadı. Yani İsrail ayağına bakıp bugün bunu söylüyoruz. Peki Körfez? Körfez emin mi? Herkes sallanıyor. Hatta İsrail bile sallandı. İsrail'den değil mi? Iron Dome'dan, Demir Kubbe'den bir medet umuyordu Körfez. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Körfez'i bırakırsa veya Körfez'i bırakacağını hiç düşünmüyorum ama yani şeylerini azaltırsa, desteğini daha doğrusu saha arkasına çekerse, İran'a belli bir alan açarsa, İran nükleer görüşmelerinin sonucu çerçevesinde. Tüm bunlar gerçekleşirse Körfez'i kim koruyacak?
Değil mi? En önemli, bu hipotez orada soruluyor en mu? En önemli zaten bu hipotez sorulduğu için İbrahim anlaşmalarına çok canı gönülden atlanıldı. Yani sadece İsrail'li turistler gidip Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatil yapacakları için değil o anlaşmalar. O anlaşmaların arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin... Ya altlarındaki zeminin tabii, kayacağı korkusu. Amerika Birleşik Devletleri maliyeti çok üstlenmek istemezse... uzaktan şekillendirmeyi tercih ederse Körfez'i, özellikle İran'ın konumlandırılacağı duruma göre, ki o da daha tam kesin değil nerede duracağı ile ilgili olarak, o zaman Körfez'in güvenliğini kim sağlayacak? İsrail diyordu ki demir kubben var, F-35'lerim var, Amerika Birleşik Devletleri'nde müthiş bir lobim var, Rusya ile aram iyi. Bütün dünya dolayısıyla benim bir çevrem var, bir çevre doktrini var İsrail'in, değil mi? Arapları çevreleyen ve Arap olmayan halklarla aram iyi. Dolayısıyla aslında bunlarla istikrarsızlık, yani söylediği çok doğru, İran'ın içerisinde bir sürü unsurla temas kuruyor, değil mi? Yani istikrarsızlaştırabilirim, böyle de denge sağlayabilirim dediği bir yapısı var. Bugün ne oldu? Bugün şu da görüldü. İsrail bütün bunlara sahip olmasına ve işte demir perde, demir kubbe çok başarılı falan olmasına rağmen öbür her tarafında şeyi tutamıyor. Ortada hiçbir şeyi yokken neredeyse, ha, değil de, mi? Karşı öteki tarafta. Tarafında hiçbir şeyi yok. Bir tek füzeleri var. O füzelerde işte kıtalar arası füzeler falan değil. Bütün bunlara rağmen zarar verebildiğini gösterdi İsrail'e. Maliyet çıkartabildiğini gösterdi. Bu Körfez'e de bir mesaj. Yani dolayısıyla o İbrahim anlaşmalarının altı da sallanıyor. O nedenle aslında Netanyahu başlattığı bu krizin yansımalarını çok kontrol edebilmiş değil diye düşünüyorum. Evet Muharrem Bey. Hocama kısa bir katkı yapmak isterim. Yok buyurun, zaten sizinle orada devam edeceğiz. Yani vaktimiz var, araya gideceğiz ama dönüşte de devam ederiz. Yani, hem katkıda bulunun hem de şunu da sormuş olayım. Şimdi Mısır'ın arabuluculuğu Türkiye'de de içeride böyle değerlendirenler oldu. İşte Mısır parladı, çıktı falan. Hatta daha da iyisi bu yorum artık o kadar ileriye götürüldü ki Amerika Birleşik Devletleri ile Mısır yakınlaştı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Mısır'la yakın olmaması için bir sebep yoktu. Yani zaten yakın. Yani evet, 1979 yakın. Camp David antlaşmalarından itibaren Amerika-Mısır ilişkilerine baktığımızda Mısır'ın çoğunlukla Orta Doğu'da Amerikan güdümlü politika yani son izlediğini çok açık net biliyoruz. Zaten kendi getirdi. Yani dünyada en fazla Amerikan yardımı alan Mısır ordusu söz konusu. Yani dolayısıyla o Sisi ile Biden'ın görüşmesi de tabii ki sürpriz değil. Değil. Ne dersiniz? Öncelikle İbrahim anlaşmaları üzerinden bu son gelişmeler, Orta Doğu'daki gelişmelere tehdit tanımlaması çerçevesinde bir bakmak gerekiyor. Araplar için tehdit İsrail mi İran mı dediğimizde hiç kuşkusuz Arap devletleri için, tabii söylüyorum bunu, Arap rejimleri için kesinlikle İran. İbrahim anlaşmaları 15 Eylül 2020'de yapılan İbrahim anlaşmalarıyla Arap devletleri artık İsrail'i tanımaya başladılar. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn bunlar tanıdı ve ardından diğer Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini göreceğiz. İbrahim anlaşmaları çok Orta Doğu'nun temel tehdidini de çok açık net bir şekilde ortaya koydu. Arap rejimleri için tehdit İsrail değil İran'dır. Hatta İran'a karşı İsrail'le ittifak kurabileceklerini Mayıs 2017'de dönemin başkanı, Amerikan Devlet Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde oluşturduğu Suudi Arabistan liderliğindeki Sünni blok politikasında da çok iyi gördük. Ve bugün Netanyahu'nun çoğunlukla iç siyasetteki denklemi değiştirmek üzere başlattığı Gazze'ye, Filistin'e yönelik operasyonların en büyük Orta Doğu'daki bölgesel konjonktürünü, zemini sağlayan da bu İbrahim anlaşmaları. Çünkü İsrail İbrahim anlaşmalarıyla
Arap rejimlerini elini tamamen bağlamış durumda. Dolayısıyla İsrail bu operasyonları yaparken Arap rejimlerinin kendisine hiçbir şekilde karşı duramayacaklarını, Arap Birliği'ni toplayamayacaklarını, ki toplayamadılar, baştan biliyordu. O yüzden diyorum ya, İsrail'in operasyonlarının en önemli arka planını bu operasyonlardan bir maliyetle karşılaşmayacağını bildiği için bu kadar rahat davranabiliyor. Bu kadar rahat uluslararası hukuku hiçe sayabiliyor. Dolayısıyla buradan hareketle sorunuza, Mısır'ın arabuluculuğuna geldiğimizde de aslında ortada Mısır'ın bir arabuluculuğu yok. İsrail istediği için, yani iç siyasetteki gelişmeler, bu operasyonlar iç siyasetin aleyhine dönmeye başlaması nedeniyle ateşkesi ilan ediyor. Ve Mısır'ı ön plana çıkaran da Mısır bilfiil doğrudan kendi iç dinamikleriyle değil, Amerika'nın itelemesiyle arabulucu olarak görünürde ortaya çıkmış oluyor. Aslında ama böyle bir ihtiyaç bile yok neredeyse. Onu ortaya çıkaranlar bilfiil Netanyahu ateşkesi ilan etmek üzere. Yine biraz önce söylemiştiniz, İsrail'in meşhur gazetelerinden Haaretz'in, İsrail toplumunun %90'ı, çoğunluğunun bu operasyonları desteklediğine yönelik, ancak orada bir rezerv koymamız gerekiyor. Böyle çok kısa bir dönemde anket çalışmaları çok hatalı olabiliyor. Özellikle de bu operasyonlar zamanı hem yurt dışında hem de İsrail içerisindeki İsrail vatandaşı, hem Arap hem de Yahudi olan vatandaşların tepkileri dikkate alındığında ve Netanyahu'nun baştan ateşkesi kabul etmeye razı olmasında aslında iç siyasetteki atmosferin beklendiğinin aksine aleyhine dönmesi. Yani hala şu anda hükümeti kurmakta zorlanan bir durum söz konusu. Hatta bu operasyonların iki temel arka planı var. Bir, iç siyasetteki gelişmeler. Bir de grand stratejisi dediğimiz genel stratejisi, Filistin'e devlet kuramayacak toprakları yok edebilmek için bu operasyonları sürekli mütemadi halde devam ettirmek. Bugün orada ateşkesi ilan etti. Yarın yine İsrail'in operasyonlarını göreceğiz. Devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız. Cem Bey, araya gitmeden önce siz İsrail'in iki stratejisinden söz etmiştiniz. Evet. Orada kalmıştık. Tekrar edin isterseniz, evet, ki İsrail'i bu ateşkesi yapmasında kamuoyunda İki Mısır arabuluculuğu ile gerçekleşti deniyor. Ancak bu kamuoyuna sunulan bir şey. Esasında ateşkesi isteyen bir fiil operasyonu yani başlatan İsrail devleti. Mısır'ın adını geçirmeye devleti bile ihtiyaç yok gibi bir nevi. Özellikle Amerika Orta Doğu siyasetinde Mısır'ı ön plana çıkarmak istediği için Mısır arabuluculuğu çerçevesinde İsrail ateşkese razı oldu. Ama bu algı ne kadar parlatırsa parlatırsın aslında ikna edici değil yani. Değil, çünkü bütün dünya çok açık, net bir şekilde şunu gördü ki Netanyahu bu operasyonlar aleyhine dönmeye başlayınca kendisi bilfiil ateşkes ilan etmek istedi. Sadece Mısır'ı ön plana çıkarmaya çalıştılar ve kamuoyuna da, dünya kamuoyuna da Mısır'ın arabuluculuğu ile bu ateşkes sağlandı algısını yaratmak için bu yapıldı. Ama burada bir önemli Orta Doğu denklemi, Orta Doğu siyaseti için öne çıkan bir şey var. Nasıl Mayıs 2017'de dönemin başkanı, Amerikan Devlet Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyaretiyle Suudi Arabistan Orta Doğu siyasetinde ön plana çıkarılıp Suudi Arabistan liderliğinde Sünni blok politikası uygulanmaya başladıysa, bu sefer bundan sonra da Mısır'ın da ön plana çıkarılacağını görebiliyoruz. Hatta o yüzden Türkiye'nin Mısır'la yakınlaşmasını, normalleşme çabaları da Amerika'nın Ortadoğu siyaseti içerisinde de okunmaya çalışılıyor. Evet, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile giriştiği, evet, yakınlaşma. O da iki yönlü bir
Doğu Akdeniz jeopolitiği çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Türkiye'nin Mısır'la normalleşme çabaları, ama aynı zamanda daha genel grand strateji bağlamında Amerika'nın Orta Doğu açtığı yeni siyaseti parantez çerçevesinde de değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla Orta Doğu ta 2. 1. Dünya Savaşı başta olmak üzere Osmanlı'nın dağılmasından da sonra devam ediyor zaten. Daha henüz taşlar yerine oturmamıştı. Sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlerin yerine bu sefer Amerika bir Orta Doğu siyaseti şekillendirmeye çalıştı. Ve Arap Baharı'ndan sonra da 2011'den itibaren de Orta Doğu siyaseti yeniden sürekli revizyona İnşa tabi tutulan bir yer haline geldi. Çok ve doğru. Orta Doğu siyaseti dendiğinde iki şey akla geliyor. Biri istikrarsızlık, diğeri çatışma. Yani bu iki kavramın ön plana çıktığı uluslararası sistemde bir Orta Doğu alt sistemi oluştu. İstikrarsızlık ve çatışmaların olduğu bir coğrafya. Halklar düzeyinde baktığımızda ise artık çatışmaların, bombalamaların, füzelerin normal yaşam biçimi haline geldiği bir alt sistemden, coğrafyadan bahsediyoruz. Hatırlayın, bir ara Türkiye'nin Suriye operasyonları çerçevesinde terör örgütleri, hem DAEŞ, PKK'nın Türkiye'de bombalamaları olduğunda şu kavram gelmişti gündeme Türk kamuoyunda, medyada. Türkiye Orta Doğulaşıyor mu? Bunu söylerken Türkiye'nin dış politikada Orta Doğu'ya ağırlık vermesi değil, Orta Doğu'daki o bombalamaların normal yaşam biçimi Türkiye'de mi? Çünkü hemen hemen her hafta bir bomba haberiyle karşılaşıyorduk. Fakat 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası Türkiye'nin yeni güvenlik doktrini, yani sınır ötesinde terör Türkiye'ye gelmeden sınırın ötesinde terörü bertaraf etme politikasına geçilince ve sınır ötesinde Kuzey Irak haricinde Suriye'de, Libya'da, hatta Katar'a kadar faaliyetlere, hatta askeri Afrika'da operasyonlara, askeri varlık ve askeri üs politikasına geçince biz o Orta Doğu'nun normal yaşam biçimi olan bombalarla, füzelerle geçen yaşam biçimini yani artık tamamen ortadan kaldırdık. Hiçbir ülkenin sadece sınırdan korunmayacağının tabii terörizmle mücadele artık Türkiye'nin şu anda sınır ötesinde yürütülmesi gereken bir mücadele konsepti gelişti ve uygulanıyor. Şimdi o genel strateji bağlamında Orta Doğu siyasetine baktığımızda, Orta Doğu siyasetinin 2. Dünya Savaşı'ndan beri ana belirleyicisi, diğer ülkelerin, bölge ülkelerinin politikalarını belirleyen ana aktör Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ancak 2000'lerden itibaren Amerika'nın etkisi de azalıyor ve Orta Doğu dinamiklerini etkileme, şekillendirme ve yön verme kabiliyeti azaldıkça Amerika'nın sürekli Orta Doğu'ya yönelik yeni politikalar dizayn etmeye çalıştığını görüyoruz. Trump'tan sonra şimdi Biden döneminde de Trump'ta Suudi Arabistan üzerinden bir yeni politika, Sünni. Şimdi Mısır üzerinden dayanır. Gözlemeye devam Mısır'a edeceğiz. Mısır'a dayanan bir denklem oluşturmaya çalıştığı yeni bir politika dizaynı görüyoruz. Daha fazla Yunanistan'la da yan yana göreceğiz herhalde yeni dönemde. Evet. Sevil Nuriyeva. Amerikan Dışişleri Bakanı bölgeye geliyor, değil mi? Orta Doğu. Evet. Ne bekliyorsun? Bekliyoruz bu ziyaretten. Neleri göreceğiz? Tabii yeni küresel dizaynın yeni perdesini. Evet, yani bıraktığı yerden. Tamam, yani Muharrem Bey'in. Tamamen şunu bekliyorum. Zaten Covid öncesi ki dünyayla, işte Trump'la küresel finans kapitalıyla ulusal düşünce sistematiği arasındaki kavganın nasıl şekilleneceğine dair küçük küçük paragrafları şu anda görmekteyiz. Görüyoruz. Şimdi İsrail'in bu fırsatı değerlendirme gayreti de bir nevi bu büyük tablonun bir puzzle'ı olarak okumakla, ben öyle okuyorum en azından. Demin şeyden de bahsettik, Rusya'dan ben pek giremedim, biraz İsrail'in çalışmalarına da baktığım için. Rusya'nın da, Türkiye'nin de, Amerika'nın da, Almanya'nın da içinde bulunduğumuz bu süreçte yeni yapılanma sürecinden rol alma ve konum belirleme
pozisyonu sürecini izliyoruz. Süreci başlıyor. Dışişler Bakanı'nın da bölgeye gelmesi yeniden hani o taşlara biz döneceğiz denildi ya. Biden ne söyledi? Dönüyoruz Amerika dedi. Dönüyoruz dedi. Evet. İşte nasıl döneceğine dair emareleri bu görüşmelerden ara satırlardan okuduklarımız bize işaret ediyor. Yani biz genelde anlıyoruz. Küresel dayatmanın veya küresel patronajın devamı konusunda. Şimdi bakın geldiğimiz nokta dünyası nasıl şekilleniyor? Önce nasıldı? İşte önce iki kutuplu dünya vardı ve daha sonra tek kutuplu dünya hikayesiyle karşı karşıya kaldık. Daha sonra dünya beşten büyüktü felsefesiyle. Yani bu çünkü küçük halkların, mazlumların ses çıkarmasıyla da uyanlık bir nevi. Tabii burada cesaret verici bir takım olaylar oldu ve Türkiye'nin yeni Türkiye modeli cesaret verici portre çizdi. Burada Sayın Erdoğan'ın tutumu ve Sayın Erdoğan'ın politikalarının da bakın biz sadece Türkiye içinden bakmamamız lazım. Genel tabloya baktığımızda buradaki konumu, rolü ciddi anlamda cesaret verici pozisyona kapaçtı. Şimdi Karabağ'daki olaylara baktığımızda, Libya'daki olaylara baktığımızda, Kıbrıs'daki olay, bak Kıbrıs diyorum. Libya'nın da her fırsatta bunu yeniden teyit ettiğini görüyoruz. Şu var yani şimdi niçin geliniyor? Gelinip gidileceği tabii küresel güç bir nevi hani paylaşmak istiyor ama partner arıyor. Şu anda kimlerle paylaşacağını da büyük yük olduğunu anlıyor Amerika. Kiminle paylaşacağına dair kanaati var anladığım kadarıyla. Çin'le arasındaki, ki hocalarım daha iyi biliyor, Çin'le arasındaki bu mücadele, hangi Amerika'nın yaptığı mücadeleni de doğru okumamız lazım. Ha bir de o var tabii. Elbette artık tabii. Hangi Amerika gerekiyor. Çin'le mücadele içinde? Çin'le, yani Çin'in Amerikan parasının en fazlasının Çin'de olması bu biraz doğru. Da Amerikan desteğiyle olduğuna işaret değil mi? Evet. Şimdi geldiğimiz noktada evet bu yeni hamleleri nasıl arzu ettiklerini görüyoruz. Haritalardan bahsediliyor, doğru mu? Seçim öncesi Türkiye'deki iktidar değişimine işaret eden beyanlarda bulunuyordu. İşte her şeyi denediler. Şimdi ne deneliyor? Acaba şimdi olup bitenler de bu yeni denemelerin küçük küçük renkleri mi olup bitenlere işareten söylemek düşünüyorum bunu. Evet, baktığınızda PKK'nın ve türünü yaşatma gayreti var coğrafyada. Türkiye'de yapıyor, topunu yok etme gayreti Amerikalı içerisinde. General fotoğraf verdi galiba YPG'ye yani silahları verirken. Buradan baktığınızda bu ülkenin devlet adamlarına yönelik çirkin iftiralarla dolu bir serüveni anlayabiliyoruz. Yani oradan bağımsız olmuş olsaydı veya o paralelde olmamış olsaydı bir dakika bir bakalım diyecektik ama tablonun tam topyekûnuna baktığınızda Türkiye yönelik bir operasyonun ayak seslerini hafiften dinliyoruz, görüyoruz değil mi? Şimdi bu bakımdan Blinken, ya bugün Blinken, yarın belki başkası, ki Haziran'daki Biden görüşmesinden de birazcık Biden çerçeve. Erdoğan var. Tabii, Biden Putin var değil mi Haziran'da? Biden var, Putin Erdoğan görüşmesi var. Buradan da bizim için hani çoklu sorularımız var ya, şu anda hepsi tahminler üzerine. Çünkü biz bu yeni küresel ama bu tabii Rusya mesela Putin Biden görüşmesine de bağlı bizim görüşmemiz. Falan bizim, galiba değil mi? Şöyle o kadar da bağlı değil. Bu, hayır bunlar, hayır şey demek istiyorum. O kadar fazla dinamik var ki etrafımızda. Şöyle Putin-Erdoğan ilişkilerinin Putin-Biden, Putin-Erdoğan pardon Biden-Erdoğan görüşmelerindeki rengi belirliyor. Doğru. Hı. Çünkü bunlar hepsi çalar. Renklerin hani çalar diyoruz ben doğru mu dedim. Böyle küçük küçük hani biraz koyusu biraz açığı. Baktığınızda oradan elimize fazlasıyla kozlar geçiyor. Aynı koz Rusya'nın da eline geçiyor. Aynı koz Biden'ın da eline geçiyor. Şimdi bütün bu hengamenin içerisinde
siyasi jeostratejik hengameden bahsediyorum. Onu da alıp başka yere götürürler bazen. Bütün bu hikayenin içerisinde anlaşılıyor ki evet, kıran kırana bir savaş, olum kalım savaşı ki bakın coğrafyada bir taraftan İsrail'in ikinci İsrail devleti kurma hayali söz konusu. İşte PKK, YPG bütün bu unsurları nasıl arzu ettiklerini, hangi haritalar üzerine. İkinci bir taraftan ülkenin içerisine bakıyorsun. Bazı siyasi partilerin, Kandil'le bağlantılı siyasi partilerin bir planlaması var. Uniter yapıya... Yani şimdi Muharrem Bey dedi ki oturmamış bir şey var kriz halinde. Ve sürekli ama değişen, bunlar, revize edilen şöyle, bir artık, ortam var. Artık dışarıdaki olanlarla içerideki olanları yan yana getirerek analiz etmemiz gerektiği dönemdeyiz. Bu artık zaten açık gidiyoruz. Ve net. Açık ve net. Şimdi bu nedenle zaten yeni dünya şekillemesinde nasıl pozisyon alınacağı, yeni enerji hatlarının Kıbrıs'daki fiili varlığımız zaten fiili olarak varız da Kıbrıs'ın geleceğiyle yönelik yani Kıbrıs'ın bir devlet olarak tanınması süreciyle de artık ona doğru gidiyor ki İngiltere'den alınan sinyallere bakıyoruz. Çok böyle ılımlı yaklaşımlar. Acaba bu süreç içerisinde istenilen ne, bizim vereceğimiz ne, alacağımız ne? Rusya böyle hafiften göz kırpmaya başladı. Hani yazılarına baktığınızda tanınmamış sözde Cumhuriyet yazardı. Şimdi artık Kıbrıs Cumhuriyeti diye yazıyor. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti olarak yazmaya başlıyor. Bunlar birer hani küçük de olsa emare. Biz hani bir satır arasını okuyoruz. Ama o satır arası henüz bir ama, paragrafı ama görmemize. Ne olacak? Önümüze hangi tekliflerle çıkılacak? Biz bu tekliflere var mıyız? Yok muyuz? Biz neyi verip neyi alacağız? Henüz bilmiyoruz. Tabii ki bilmiyoruz. Çünkü taşlar yeni yeni. Çünkü biraz da nabız yoklanıyor baktığınızda. Bu nabızla birlikte yeni süreçte pozisyonlar belirleniyor. Biz takibe devam edeceğiz. Ama devlet aklı, Türk devlet aklı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaklaşımını ben çok olumlu ve doğru buluyorum. Hiç dengeni kaybetmiyor denge politikasını. Hiç o böyle reaksiyonu, anlık reaksiyonu artık vermiyor. Uzun zamandır kesinlikle çok soğukkanlı ve temkinli yürüyor. Ve en kritik dönemde bile en olumlu taraftan bakmayı bir nevi karşı tarafa da öğretmeye başladı. Bakıyoruz Ruslar bile artık cümleler kullananda ki ben Lavrov'un reportajında birazdan soracağım. Lavrov'un reportajında olumlu cümleler o bir cümle olumsuz cümleden daha fazla. Tamam, onu birazdan konuşacağız. Vişne evet. Hanım hazır coğrafyada hareket ederken şimdi tabii bu İsrail Filistin Gazze 11 gün bu 11 günün Akdeniz'deki parametrelere bir etkisi var değil mi? Doğu Akdeniz'de. Şimdi Türkiye'nin değil mi bir takım girişimleri vardı. İşte İsrailli bakan Türkiye'ye gelecekti misal. Doğru. Bunlar nasıl etkilenecek? Şimdi büyük kısımda... Ve bu kıyamet bir yani bütün bu Orta Doğu'daki kaynama, Sevil'in de bahsettiği, evet. Muharrem Bey'in de bahsettiği bütün bunlar aslında ne için en çok? Şimdi belki o noktadan başlamak lazım. Yani iki hocamızın bıraktığı noktadan başlayalım. Şimdi bir bulanıklıktan bahsediyoruz aslında. Kimi hengame diyor, kimi karışıklık diyor. Neden? Çünkü dediğiniz gibi Amerika geri dönüyoruz dedi. Ve belirli krizleri de bu geri dönüşünü göstermek için kullandı. Daha geçtiğimiz aylarda Ukrayna krizini ve Karadeniz'i tartışıyorduk. Evet. Başka krizler de oldu ve Amerika hani kendi varlığını gösterdi bu bağlamda. Ama yani Amerika gemisi geri dönüyorsa çok ağır ilerliyor. Yani bu bir yandan da bu var. O nedenle biz daha sahayı okurken... Bir de ne kadar oldu geleli ki? Değil mi? Mart ayında 100 gün olmuştu. Doğru ama yine de çok ağır ilerliyor. Bakarsak eğer mesela İran nükleer görüşmeleri ilerliyor. Evet yani daha doğrusu dolaylı görüşmeler Viyana'da. Orada Avrupa Birliği de çok ittirdi aslında. İran çok istiyor
anlaşmanın bir an önce tekrar yürürlüğe girmesini, yani Amerikan izninde yürürlüğe girmesini, yaptırımların kalkması. Ama bir yandan da seçimler var İran'da. Evet. Yani bunu eski hükümete bırakmayabilirler. Yeni, ya bu çünkü güçlendirebilecek bir şey var olan yönetimi. Hem öyle hem de tabii Amerika şu bahaneyi kullanıyor. Yani diyor ki Trump'ın o getirmiş olduğu yaptırımların hepsini kaldıramayız diyorlar. Yani mutlaka böyle bir demokrasinin kılıcı gibi bir şeyler gösteriliyor İran'a. İran meselesi ki Biden'ın en çok halledeceğini söylediği meseledir. Bir de çok ağır ilerliyor aslında baktığımızda. Pek çok şey ağır ilerliyor. Neden? Yani. Bunun iki nedeni olabilir ya da üç nedeni olabilir diye düşünebiliriz. Birincisi bu niyet edilmiş bir ağırlık olabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri bunu kullanarak, bu ağırlığı kullanarak aktörleri sahadaki hem bölgesel düzlemde hem de Çin ve Rusya'yı aslında test ediyor olabilir. Hem arada da krizlerde kendi yüzünü gösteriyor çünkü. Ve böylece nabız yoklama dedi Sevim Hanım, test etme diyebiliriz. Belirli şeyler, belirli o ne, kim ne kadar reaksiyon verecek, kim nerede duracak, kimin sınırları ne, kim nerede direnecek, bu olabilir. Bir de niyet edilmemiş de olabilir bu ağırlık. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde de ideolojik ve stratejik akıllar arasında mücadelenin olduğu dönemler oluyor. İdeolojik akıl, işte demokratik saldırganlık diye bir tezi var değil mi şeyde, literatürde. Amerika Birleşik Devletleri'nin belirli ideolojik politikalarını açıklamak için kullanılan. Demokratik saldırganlık dediğimiz zaman, hani o demokrasi kavramı nedeniyle o saldırganlığı unutmayalım. O saldırganlık herkese ve Amerika'ya maliyet getiren bir şeydir. Demokrasinin de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde artık bugün işlerliği konusunda belirli soru işaretlerimiz var. Çünkü kongre baskın oldu. Sadece bizim yok, onların kendi soruları var. Evet, kendi sorunları var. Onu söylemek istiyorum. Kongre baskını oldu. Trump geldi, Trump gitti. Seçimler de ne süreç işlendi vesaire vesaire. Tüm bunlar tartışılıyor değil mi Amerika Birleşik Devletleri'nde? Dolayısıyla o demokratik saldırganlık meselesindeki o ideolojik akıl da tam olarak kendine ayakları üzerinde sağlam tutuyor mu, o belli değil. Stratejik akıl dediğimiz kısımda ise işte bu krizlerle test etme ve ardın alma arasındaki denge de her zaman doğru tutturulamayabiliyor. Dolayısıyla tüm bunların yaratmış olduğu bir belirsizlik ortamı var. Zaten bu belirsizlik ortamı nedeniyle de aktörler sadece Amerika Birleşik Devletleri bir sigorta gibi bu yakınlaşmaları hadi yapın çünkü o ortam çok gerildi, silah akıyor. Yani hem Karadeniz hem Akdeniz bölgesi silahlanmış bir bölge şu anda. Silah var bölgede. Dolayısıyla burada risk çok arttı. Dolayısıyla bir sigorta mekanizması gibi hadi yakınlaşın teşvikinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunacağı düşünülüyordu. Ama bir yandan da baktığımızda aktörler de bunu düşünebiliyorlar. Saha belirsiz. Amerika geri dönüyor mu? Kimi nerede test ediyor belirsiz. Aktörler çok güvenerek İsrail'le belirli anlaşmalar yaptılar. İsrail'in gücünün bile belirli limitleri olduğu görüldü. İran dönecek mi dönmeyecek mi? Belirsiz. Çünkü İran nükleer krizi nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın. Yani nükleer anlaşma ya geri dönülse de geri dönülmese de İran Orta Doğu'da yok olmayacağına göre sahada bir aktör olarak kalacak ve bu aktörün elinde bölgeyi istikrarsızlaştırıcı araçlar olacak. Dolayısıyla bunlar nasıl dengelenecek? Bunlar belirsiz. Bu yüzden bölgedeki aktörler de kendi kendilerine hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çeşitli sigorta mekanizmaları aramaya başladılar. Sigorta dediğimizde sabahtan beri konuşuyoruz. Ne diyoruz? Her şey güçle başlıyor, her şey kabiliyetle başlıyor. Sahada hareket edebilen, belirli kabiliyetlere sahip hangi aktörler var? Onlar birbirlerine bakacaklar tabii ki. O yüzden Türkiye'ye bakıldı. Yani şunu demek istiyorum. Sadece dışarıdan bir sihirli değnek değilerek aslında bu yakınlaşmaların ateşlenmedi. Bölgedeki aktörlerin de bu yakınlaşmalarla ilgili bir rasyonelite geliştirdiklerini biz görüyoruz.
Bu rasyonelite aslında Türkiye'nin ilişkilerini çeşitlendirmek ve Türkiye bölgedeki sorunları tüm bölge aktörleriyle beraber çözmek ister. Tek taraflı çözümler yanlısı değildir. Çünkü bölgenin istikrarsızlaşmasını da istemez. Çünkü güçlü ve kabiliyetli bir aktör istikrarsızlığı da önleyebilirse eğer sadece güvenlik değil kazanç elde edebileceği de belirli sahaların açılabileceğini düşünüyor Türkiye. Karadeniz'de gaz bulunduğunu biliyoruz. Doğu Akdeniz'de aramaların devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu tür imkanlar da var. Saha istikrarsız oldukça kimse bu tür imkanlar üzerinde düşünmüyor tabii, düşünemiyor. Dolayısıyla şunu demek istiyorum sözün özü. Hala aslında bu yakınlaşmaların alt rasyonelitesi geçerli. Tüm bu sahada olan bitenlere rağmen. Türkiye, Mısır yakınlaşması olasılığının da Netanyahu hükümetinin son derece, yani şu anda hükümet var yok sallantıda ama Netanyahu ve takipçilerinin zihninin son derece rahatsız ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu hem Türkiye'nin hem Mısır'ın Akdeniz'de sadece o hani Türkiye'yi dışlayarak, KKTC'yi dışlayarak çözmeye çalıştıkları oyunun artık olmadığını, yani sahada zaten mümkün değil ama diplomatik alanda da bu konuda artık belli bir yere gelindiğini gösterecek. Bu açıdan da Netanyahu hükümetinin elindeki zaten reel olarak aslında biz İsrail'in neleri başaramadığını hiç söylemiyoruz. İsrail Doğu Akdeniz'de hakim bir güç olmayı başaramadı. Yani bu Doğu Akdeniz'de... İmkansız olmasının bir nedeni de Türkiye'nin geliştirdiği kabiliyetler. Sadece Arapların Araplarla yaşadığı sorunlar ya da Filistin sorunu değil. Sadece Hamas'ın ya da Filistin'in ya da yarın başka Filistin'de başka güçlerin İsrail'e direnecek olması değil. Türkiye'nin geliştirdiği denizde kabiliyetler var. Ve bu kabiliyetler işlediği için bugün NATO ülkeleri bile bu kabiliyetler üzerinden Türkiye ile yakınlaşmayı düşünüyorlar. Aynı şekilde İran var. İran'ın istikrarsızlaştırıcı bölgeyi, istikrarsızlaştırıcı kapasitesi hala orada. Dolayısıyla aslında İsrail için bile o yakınlaşmanın rasyonelitesi devam ediyor altta. Sorun İsrail'in, Netanyahu'nun politikasının İsrail'in bu rasyonelitesini bile engellemiş olması. Yani maliyet derken böyle çok katmanlı bir maliyetten bahsediyoruz aslında. O nedenle de Türkiye'nin Mısır'la yakınlaşma olasılığı hala İsrail'i rahatsız etmeye devam ediyor. Ve bu yakınlaşmalar, çoklu yakınlaşmalar, bir sigorta mekanizması olarak düşünelim. Bunlar her zaman her noktada işleyecek ittifaklar olmayacak. Hala aktörler kendi güçleri, kabiliyetleri ve çıkarlarını ve kompartıman yan yana gidecekler. Ama Türkiye'nin burada endişelenmesi için bir soru yok. Çünkü Türkiye'nin zaten kabiliyetleri var. Evet. Türkiye belirli askeri diplomatik kabiliyetleri geliştirebilmiş bir ülke. Dolayısıyla sigorta, ne kadar fazla sigorta var olursa o kadar Türkiye açısından kazancı ulaşma olasılığı artıyor. Evet, Muharrem Bey, hem Beşine Hanım'ın söylediklerinden belki devam etmek istersiniz ama soruyu aynı şekilde size de yönelteyim. Doğu Akdeniz'deki parametreler nasıl etkilendi? Çünkü daha 11 günün başında bu soru soruldu uluslararası. Topluluk içerisinde muhtelif devletler dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Tony Blinken'ın Orta Doğu ziyaretini sormuştunuz. Evet, oradan yola çıkarak Doğu Akdeniz'e şöyle bağlayayım. Daha önce ifade etmiştim. Mayıs 2017'de Başkan Trump'ın Orta Doğu turu sonucunda Suudi Arabistan liderliğinde Sünni blok politikası oluşturulmuştu. Buradaki bu blok esas hedefi İran'dı. Daha önce de yine ifade etmiştim. Arap rejimlerinin devletleri için temel tehdit Orta Doğu'da İran'dır. İsrail değildir. Evvelden de ona yol verdi zaten Obama döneminde de. Evet. Yani Irak işgalinden itibaren. Doğru. İşte Mayıs 2017'de oluşturulan bu politika... 2000'lerin 2018'in sonundan
itibaren aslında Amerika'nın hedeflediği o İran'ı baskılama ve kazanımlarını geri alma siyasetine dayanıyordu ve bunda çok büyük başarılı olamadı. Çünkü bu kurduğu Sünni blok politikası Suudi Arabistan liderliğinde kurduğu Körfez ülkelerinin dahil olduğu ittifak ki gizli müttefiki de İsrail'di. Katar ablukasını dahi gerçekleştiremedi ki orada Türkiye çok açık devreye net bir girdi. Şekilde oyun bozucu ülke oldu. Olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bloğun çok zayıf kaldığını Biden yönetimi gördü ve Blinken'ın bu Orta Doğu ziyaretinde bu eksene Mısır'ın dahil edilip bu sefer de İsrail'in artık gizli değil açıktan aşikar bir müttefik olarak eklenip. Neden aşikar? Mısır, çünkü İbrahim anlaşmaları bunu sağladı. Artık Orta Doğu siyasetinde çok açık net artık Arap rejimleri de kendi halklarından saklamıyorlar. Arap rejimleri kendi halklarına biz İsrail devletinin varlığını tanımıyoruz derken geldiğimiz nokta İbrahim anlaşmaları çok açık bir şekilde Arap rejimleri biz İsrail'in varlığını tanıyoruz ve onunla İran'a karşı müttefiklik yapıyoruz İlişkisi durumuna içinde. Geldiler. İşte o yüzden bu sefer Blinken'ın bu Orta Doğu ziyaretinde şekillenecek blok bu sefer Mısır, Suudi Arabistan, İsrail ekseni üzerinden gizli olmadan aşikaren bir eksen oluşturulacak. Ve bu politika çerçevesinde yine buradaki hedef, temel hedef yine değişmiyor İran. Ama ikinci hedef bu sefer Türkiye de var bu işin içerisinde. Çünkü geçtiğimiz Mart ayında Çin 400 milyar dolarlık bir yatırım antlaşması yaptı İran'la. Bu 400 milyar dolar aynı zamanda bu antlaşmayı stratejik neredeyse kılan bir devletin bütçesi değil mi? Tabii yani İran'ı bölgede değerlendirirken eskiden Rusya üzerinden değerlendiriyorduk. Yani İran'ın politikalarında mutlaka Rusya'da söz konusu. Çünkü İran'ın tam bağımsız zaten günümüzün uluslararası sisteminde öyle hiçbir ülke tam bağımsız politika izleyemiyor. Göreli kısmi COVID'de de özel politika izleyebiliyor. Dolayısıyla İran artık hem Rusya hem Çin'in Orta Doğu'daki atbaşı, koçbaşı haline gelmiş bir ülke. Ama bunun yanında o Mayıs 2017'de oluşturulan blokla birlikte Türkiye'de artık İran gibi Amerika'nın Orta Doğu siyasetinde hedef olan bir ülke. Ve o yüzden Türkiye Mısır'la normalleşme istemesine rağmen Mısır'ın ihtiyacı olmasına rağmen özellikle de Doğu Akdeniz jeopolitiğinde münhasır ekonomik bölge bakımından Türkiye ile yakınlaşması ve onunla münhasır ekonomik bölge antlaşması yapması kendi lehine olmasına rağmen çeşitli bahanelerle hatta aşırıya kaçıp hatta Türkiye'nin bölgedeki dış politikasında değişim görmeden bu yakınlaşma normalleşme olmayacak gibi kendi gücünün ötesinde açıklamalar yapmasını Amerika'nın Orta Doğu'da geliştirmekte, oluşturmakta beliren stratejisine bağlayabiliriz. Dolayısıyla bu yeni Orta Doğu siyasetinde Amerika, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail ekseni üzerinden Türkiye ve İran'a ama öte taraftan küresel düzeyde de Çin ve İran'a karşı bir yeni politika oluşturuyor. Dolayısıyla Orta Doğu'daki bu gelişen ekseni ve politikayı sadece bölgesel düzlemde değil, bölgede Çin ve Rusya'yı da dahil ettiğimizde küresel siyasetin bir unsuru, sadece bölgedeki yansımasını da görebiliyoruz. İşte buradan hareketle şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Orta Doğu'da gelişen bu yeni denklemin Doğu Akdeniz jeopolitiğine yansımasında Doğu Akdeniz'de Türkiye, Rusya ve Çin'le yeni bir blok oluşturma durumu da söz konusu. Ama burada ana belirleyicilerinden biri Türkiye bir NATO müttefiki ve Haziran'daki Brüksel'deki NATO toplantısında Amerika ile Türkiye ilişkilerinin bir çerçevesi çizilirse Türkiye'nin bu blokta karşıda mı yanında mı kalacağını göreceğiz. Ama Türkiye'nin genel politikasına baktığımızda
NATO müttefiki olarak NATO'nun Amerika'nın baş düşmanı dediği Çin ve Rusya ile de ilişkiler geliştirebilen, her ne kadar o ülkelerle farklı çıkarları olsa da kompartmanlaştırılmış dış politika çerçevesinde çok taraflı dış politika izleyen bir ülke olması hasebiyle buradaki Orta Doğu ve Doğu Akdeniz jeopolitiğindeki gelişmelerin Türkiye'nin hem Orta Doğu hem de Amerika ile ilişkilerini belirleyici, etkileyici unsura sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Sevil Nuriyeva, bu konuda eğer söyleyeceğiniz bir şey yoksa konuyu değiştiriyorum. Şimdi Lavrov'un açıklamaları, üstelik de tam şeyde geldi, Kırım sürgününün 77. yıl dönümünde. Nasıl okumalıyız Lavrov'un açıklamalarını? Türkiye, Ukrayna'nın militarist duygularını beslemeyi bırakmalı. Evet, cümlesine. Cesaret veriyor. Evet, yani ve desteklemek ve Rusya'nın toprak bütünlüğüne kastetmek diye yorumluyor bu şeyi. Ne kadar absürt olsa da, değil mi? Ve bunu Türkiye'ye son derece açık bir şekilde ilettiklerini söylüyorlar. Önce Sözcü konuştu, sonra Lavrov konuştu. Şimdi tabii bundan ne sonuç çıkartmalıyız? Şimdi yani röportajın tamamını okuduğumuzda mesele bu kadar agresif olmadığını da görüyoruz. Rusya Türkiye'yi çok önemsiyor. Hem de çok önemsiyor. Bir taraftan yani Türkiye'yle işbirliği şu anda Rusya'nın kendisi içinde hayati bir anlam taşıyor. O sebeple Türkiye'nin bazı konularda şimdi o Çerkez sürgünü, zulmü, bu inkar edilemez bir durumdu. Zaharova'nın beyanında böyle ima etmesi, işte Türkiye kendi içindeki etnik ve dini sorunlar olduğu için bu konulara biraz dikkat etsin demeye yoksa getiriyor. Yoksasını onun kendisine bırakalım. Zaharova diyor, yoksa biz de anlamda, diyor size benzer şeyle karşılık hani biz diyor de sizin sorunlarından ilgileniriz demek. Yani ne demek? Türkiye'de onun muadili sorun da yok aslında. Hayır, ne demek? Ben de diyor gündemimde seni rahatsız eden konuları sık sık ben de yayın yaparım. Ben de Twitter'dan paylaşırım vesaire. Yani onu diyor esasında. Zaharova'nın evet dediği, yani Dış İşler Bakanlığı'nı temsil ettiği için önemliydi ama o kadar da önemli değil. Türk-Rus ilişkilerine baktığımızda Rusya içerisindeki katmanlara da bakmamız lazım. Ve bu satır aralarına bakıldığında da şu anda önceden Rusya zaten biliyor Türkiye'de Çerkez nüfusunun olduğunu, Çerkezlerin bu duyguyla göç edenlerin nereden Türk göç ettiğini, niye göç ettiğini de biliyor. Yani her şeyi biliyor. Yani zulüm yaptıklarını da biliyor. O Karadeniz'de ne çileler, ne hikayeler oldu, ne zulümler oldu. Bunu bilmiyor mu Rusya? Biliyor. Biliyor. Türkiye'nin de bu konuya hassas olduğunu biliyor. Ve bugüne has da durum değil. Daha o günden bu tarafa Türkiye'de, Anadolu'da bu hususa hep yani bir bağ var. En az 300-400 yıllık. Bağ var, yani bunu bilmeyen yok ki. Hepimizin milli hafızamızda Çerkezlerle ilgili o Zülü Kafkasya'dan göç ettiren o mazlum durumla ilgili, o canlarımız olan o dedelerle, nenelerle ilgili hikayeni hepimiz biliyoruz. Yani kalkıp bize şey dersi vermesin ki bu da Rusya'nın yaptığı soykırımların, yok etme politikalarının olmadığı anlamına o kadar gelmemesi ki yani lazım. Osmanlı padişahı çıkamayacak olsa Kırım Hanlığı'ndan tabii birisi gelip tabii bu meşruiyete şimdi göre şu ülkeyi yönetecek. Şuraya işaret etmek istiyorum. Evet. Rusya neden peki şimdi bu kadar reaksiyon verdi? Yani bu bugüne has değil ki yani. Türkiye'de neden her dönemde o anılıyor da, söyleniyor da, resmi toplantılar da oldu vesaire. Rusya hayatının çok kritik bir dönemini yaşıyor. Kafkasya ve Karadeniz cephesinden sarıldı. Sarıldı yani. NATO taraftan Gürcistan ve Ukrayna üzerine şu anda tehditten burun buruna.
Ha, tam olarak olay bitmedi. Tabii Rusya bunu engelliyor ve engelleyecek. Benim gözlemlediğim bu kolay olmayacak NATO için bunu yapmak. Ama Rusya bu kadar açık ve net burun buruna kendi sınırında bu problemle, ona göre problemle karşı karşıya kaldığı gün bugündü. Dün umursamadığı bu hani Türkiye'den... Neden bugün daha önemli? Çünkü Ukrayna ve Karadeniz'e NATO güçlerinin geleceğinden, Baltık bölgesinde konumlanan Batı ittifakından, Ukrayna'nın tutumundan, Gürcistan'da, Gürcistan üzerinden NATO'ya alınırsa, ki bu başlandı biliyorsunuz, evet. Bunun da süreci başlandı. Bütün bunlara bakıldığında ki Karabağ'daki son süreçte Rusya, hani o işgalinde rol alan Rusya ne oldu da hani yeniden Azerbaycan'ın kendi topraklarında, ki bu 30 yılda Azerbaycan ha, nasıl? 300 defa denedi yani kendi toprağını geri alsın. Bu bugüne has bir durum değil ama niye? Çünkü Gürcistan'la çevrelenen, Gürcistan üzerinden çevreleme politikasıyla burun buruna kalan Rusya için Kafkasya'da yeni denklem hayatıydı ve Türkiye Azerbaycan'ı razı salmadan, razı getirmeden bu yeni süreç şekillenemezdi. Dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın olmaz dediği bir şeyin olmasına sesi çıkmayacaktı. Ya bayılmadığı bir şeye evet demek zorunda kaldı. Tabii istemiyordu, böyle bir şey istemiyordu ama süreç, konjonktür Rusya'yı bu noktaya. Şimdi o sebeple Rusya Kırım konusunda özellikle. Şimdi hani ben diyorum ya Kıbrıs'tan ilgili, hani belki de belki bir gün bunu söyleyecekler, bilemiyorum ama gidişat Kıbrıs konusunda bunun olabileceğini gösteriyor. Türkiye'yi gönlünü rahatlatacak beyanlara yönelik bir ortam hazırlıyor. Ben bunu Rus medyasını takip ettiğimde görüyorum. Bunun kulis çalışmaları olduğunu da biliyorum. Yani kuliste bunun konuşulduğunu, Rus siyasi eliti içerisinde bunun konuşulduğunu, acaba ne olsa da Türkiye'yi buna razı getirsek, yani Kırım konusunda biraz hani tolere etsin, ne yapsak acaba? Kıbrıs konusu üzerinden bir beyin jimnastiği olduğunu biliyorum. Yine de kulis çalışmalarından biliyorum. Dolayısıyla ha, bunu yapan akıl, köprü ortadan kaldıran akıl değil. Demek ki Rusya köprünü yok etmek yerine yeni bir bağlantı, köprü kurmaya gayret ediyor. Tabii ki Kırım konusunda yani Türkiye'nin... Yani o köprüleri atabilir yorumları falan. Çok afaki şöyle yorumlar. Şöyle değil. Yani o beyanda hani herkes çok o kadar ha. O kadar da ılımlı cümleler kullanmışken o bir tane o cümleni ön plana... O belki sözcüğünün peşine gelmesi... İşte ama o bilerek, istenilerek gazeteciye de o soru verin denilmiş. Yani Rusya'da öyle böyle o sonra gider Kremle, ondan sonra üstü çizilir, o yayınlaması ne gerekirse o yayınlanır. Demokratik hani, bir ortamda gerçekleşir. Tabii çok demokratik ortamda gerçekleşir. O sebepten ama şöyle bir şey var. Rusya'da bu denge, işte o devlet haklı olduğu için bu denge güdülüyor. Bunun ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi. Ha. Galiba Amerika Birleşik Devletleri'nde de soruları önden almıyorlar ama herkes ne soracağını biliyor. Evet ama burada biraz öyle değil. Yani biraz. Gazeteci, bir de gazeteci şöyle. Soru soran gazeteci işin bayağı böyle agresif bir soru soruyor. Sanki Lavrov yumuşatıcı bir cevapla gazetecini sakinleştiriyor. Yani bu çok iyi bir akıl esasında. Dolayısıyla şuna... Halkı. Çünkü gazeteci işte uçak krizini hatırlatıyor. Bak görüyorsunuz Türkiye 2'de bir, siz, Türkiye Rusya'ya şunu yaptı. Sakin olun, biz Rusya'ya hakimiz. Hiç o da, merak hani etmeyin. O da sanki Lavrov da sanki tamam biz anlatıyoruz Ankara'daki meslektaşlarımıza. Hani Kırım'daki şeyi yapmayın, Ukrayna'nı kışkırtmayın hiç falan. Olacak. Ama... Tamam, agresif taraf soruda esasında. Lavrov'dan daha ziyade soruda saklı Lavrov'un, Rus devletinin aklı. Soruyla birlikte anlıyoruz ki ama ne diyor? Diyor ki S-400 konusunda da sanki kamuoyunu sakinleştiriyor. Biz nasıl dik durduğunu gördük işte. Yani bunu da biz unutmuyoruz. Oradan hatırlatma yapıyor. Buradan tekrar köprü kuruyor. Peki Rusya'nın Orta Asya sorunu var mı? Rusya'nın...
Çin bağlamında Orta Asya sorunu var ama Rusya halen orada hakim bir güç. Demografik olarak da, kapital olarak da şu anda baktığınızda Çin acayip, yani Orta Asya'da almadığı toprak bırakmamış durumda. Sadece Orta Asya'da mı? Sibirya'da Çin almadı tayga dediğimiz o çam ormanları. Oraların hepsini toprağını alıyor. Orada tarım ürünleri yetiştiriyor. Ruslar bunu artık konuşmaya başlamış. Biraz sonra güvenlik sorunu olacak demeye başladı Ruslar bunu. Rus entelijansası. Orta Asya bizim açımızdan çok önemli. Çin neden geliyor oraya? Nasıl neden? Çin bütün o coğrafyaya hem ekonomik hem demografik hem de yeni kendinin savunmasını oluşturacak yeni bir bölgeye ihtiyacı var. Pasifik'te ki nihai hani Pasifik'teki çatışmalardan bahsediyor Amerikan analistçilerine baktığınızda. Evet. Çin kendinin bölgesel dengelerini hangi coğrafyalar üzerinden inşa edeceğini ki Doğu Türkistan kimi çok ciddi bir şeyi var, yani Doğu Türkistan'da da bir zulüm var. Doğru mu? Hı hı. Şimdi onun da kendince onu da kamufle etmek için akraba olan bu coğrafyadaki İsrail'in yaptığına benzer bir şey yapıyor. Kamuoyunda işte konuştuğunuzda siz Orta Asya'da iş adamından falan, ya Çinlilerle güzel diyor falan, projeni de yapıyoruz ya, Çinlilerle bir sıkıntı yok demeye başladı. Anlatabiliyorum değil mi? Yani ben çok iyi anladım. Şunu izah etmek istiyorum. Sadece görünür siyasi hamleler değil, daha uzun vadeli adımlar atıyor Çin. Rusya bunun farkında. Ve Rusya bugün hani dost gözüküyor ama yarın çatışacağını da biliyor Çin'de. Bu nedenle Türkiye'yle köprüler dağıtacak, ortadan kaldıracak lüksü yok Rusya'nın. Evet, halen o üstencilikle bakıyor. Ama şu taraftan da bakmamız lazım. Bizim açımızdan da bakıldığında Rusya'yla bütün bu coğrafyada dengeli gitmenin faydası vardı. Hani çünkü paydaşlık konusunda Ruslarla anlaşmak daha kolaydır. Artı demin arada hocamız da söyledi, Rusların da zayıf dönemiydi. Yani baskı altında olduğu dönemdi. Bu dönemi de iyi kullanmamız lazım. Kimse izdivaç, bu bir şey değil yani, devletler arası ilişkiler. Tabii yani bu devletler arası ilişkilerde hani şöyle bakmamız lazım. Ruslar mesela şeyde de, İsrail'de demin en başta sordunuz, ben kusura bakmayın cevap vermeden geçtim. Hiçbir aktörü devre dışı bırakmaz. Hiçbir aktörü. En küçük aktörle bile irtibat sağlar. Onunla kanalları çalıştırıyor. Rus devlet politikası. Evet. Putin'le, Yeltsin döneminde bu böyle değildi. Bu Putin'le. Ama Yeltsin'e iç de dış da aynı değil zaten herhalde. Evet. Tamamen bir kopuşu ifade ediyor. Ama İsrail konusunda, Filistin konusunda da ısrarla Filistin devletinin kurulmasına yanadı. Asla Kudüs'ünde ve o bir de orada bir dini teolojik şey bir yaklaşım da var. İsrail'in kontrolüne geçmesini de istemiyor. Evet, yani Batı dünyasının da bakış açısında biraz bunun rengi vardır. Bunu da o nedenle büyükelçisi var, Filistin'in büyükelçisi var Moskova'da. Bütün bu olaylar olduğunda Rus medyasında en fazla gözüken kişi Filistin büyükelçisi oldu, İsrail büyükelçisi olmadı. İsrail'le ve Netanyahu'nun şahsen Putin'in çok iyi ilişkilerinin olmasına rağmen Yahudi lobisinin Rusya'da çok hakim bir konumda olmasına rağmen işte Rusya devlet aklının her aktörle çalışma beceriyi ve bunun da faydasını gördüler. Orta Doğu'daki çalışmalarda da gördüler. Türkiye ile işte bütün o ipler kopmuşken, yeniden bütün o çabanı devreye sokarken Putin karşısında Erdoğan'a bunu güvenerek yaptığını da kendi kuliste, kendi hani ekip arkadaşlarına da anlattığı söyleniyor Kremlin kulislerinde. Çok güvenerek hareket ettiğini,
Erdoğan döneminde çok işi aşırabileceğini. Neden? Çünkü sözünün eri adamdı diyor. Bu bakış açısıyla biraz da bakıyor olaya. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada Rusya'nın için hani Kırım konusundan olaya baktığımız, evet rahatsız çünkü kapısına gelmiş artık bir fiil, yani sözde değil artık eylemde bir tehdit var Ukrayna üzerinden ve o dönemde Zelenski'nin resmi ziyareti bayağı rahatsız etti Moskova'yı. Ama yine de satır aralarımıza baktığımızda Kremlin ağzıyla konuşan bir takım kişilerin çıkıp neden şaşırıyorsunuz? Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne zaten Türkiye hep böyle bakmıştır demeye başladı. Yani kendi içinde İzah bunu et. Eleştiren sesi de çıkartıyor. Bu eleştiriye cevap veren ses de kendi kontrolündeki sesti. Enteresan bir yaklaşım. Yani kendisinin rahatsız olduğu konuya yine kendisinin kontrolündeki seslerle reaksiyon veriyor, mesaj gönderiyor hem toplumuna hem Türkiye'ye. Bir de kendisi kontrolünde olan kişilerle de o itiraza cevap verdiriyor. Bu denge politikasını uzun vadede, orta ve uzun vadede de Rusya devam ettirecek. Çünkü Rusya için bu tutum hayatıydı. Rusya'nın böyle bir lüksü yok. Böyle kestim attım. Konuşmayayım. Tamam, ya beyaz ya siyah. Böyle dönemde değil ve Rusya artık bu dönemi çoktan terk etti. Rusya her renge, her duruma göre politika üretiyor. Ki nitekim ki öyle diyor. Anlaşmadığımız bir sürü konularımız var. Ama anlaştığımız konular üzerinden de yürüyoruz diyor. Böyle. Peki şimdi araya gideceğiz. Aradan sonra Vişne Hanım'la devam edelim. Şimdi o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin dönüyoruz cümlesinden sonra, yani siz de Rusya açısından dönüşte bir analiz yapın bu yeni dönemde. Evet, yeni dönem Rusya için ne ifade ediyor? Çünkü yeni dönemde Doğu Akdeniz de var Rusya'nın için. Ama dönüşte. Küçük bir ara, birazdan buradayız. Evet Vişne Hanım, şimdi Sevil'in bıraktığı yerden Rusya'nın da nasıl bir süreçten geçtiğini, evet, ve kimle ne ittifak ve başta Türkiye olmak üzere Lavrov'un açıklamalarından yola çıkarak kaybedilecek bir ilişki olmadığını anlattı. Yine Biden'ın geri dönüyoruz cümlesinden okumaya devam edersek, aslında bu cümle de baydı biraz ama mecburen okuyoruz. Çünkü daha dönmedi. evet. Evet. Şimdi evet, bunu Rusya tarafından nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Biden tabii geri dönüyoruz dedi ve demin de söylemiştik. Ve Doğu Akdeniz'de ağır, hatırlayarak. Evet. Gemi ağır ağır geliyor ama sanki hızlı gelecekmiş gibi bir Ukrayna krizi ortaya çıktı. Onlar promosyon gibi miydi başta? Yani bir deneme yapıldı tabii orada. Maliyet çok yüksek olduğunu, yani çünkü şöyle deneme, olabileceğini. Deneme yaptığınız zaman denemede göreceğiniz şeyi %100 de bilmiyorsunuz. Zaten %100 bilseniz deneme yapmazsınız. Yani her zaman bir delilik ihtimali var mıdır? Çünkü orada deniyordu ki hep, yani bu o kadar büyük bir felakete yol açar ki. Ki? Olmaz. Ama bir şey ihtimali var mıdır her zaman? Orada Rusya'nın direneceğini gördü. Yani Rusya'nın geri çekilmeyeceğini. Sadece direneceğini, yani delilik yapacağını. Evet. Delilik yani yapacağını. Rusya'nın orada yani Rusya'dan beklenilen adımı hani onun için test etti. Atıp atmayacağını. O anlamda caydırıcılık işledi. O bir caydırıcılık kriziydi. Ama kriz birden o kadar hızlı tırmandı ki, her zaman krizler kontrolden çıkabilir. Adı üstünde kriz zaten. Evet. Onun, o yüzden test aracı olarak kullanılır. Hı-hı. Eğer siz tamamen bilseniz ki bu kriz işte güvenli olarak şu gün sona erecek, işte taraflar birbirlerine suçlamalarda bulunacak, dağılacaklar. O zaman krizleri kullanmazsınız test aracı olarak. Krizler her zaman kontrolden çıkabilir çeşitli nedenlerle. Rusya'da Kırım konusunda son derece
direneceğini gösterdiği için ve bu konuda yığınak üstüne yığınak, yığınak üstüne yığınak yaparak bunu gösterdiği için o noktada zaten bir konvansiyonel savaş ihtimali Rusya sonuçta belki dezavantajlı çıkacak. Ama bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne, NATO'ya, Doğu Avrupa'ya maliyeti o kadar yüksek olabilir ki bunu gördüğü için Amerika Birleşik Devletleri geri çekildi. Ama bir deneme yaptı. Bu denemeyi de Rusya gördü. O yüzden Sevil Hanım sordu ya neden şimdi, neden hani Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü Ukrayna krizinin başından itibaren söylüyor. Kırım'ın ilhakı meselesindeki o uluslararası hukukta Rusya'nın kullanmış olduğu o yumuşak hattı her zaman eleştiriyor. İşgal uluslararası hukuka aykırı olduğu için Rusya'nın bu yumuşak karnını oldu, devam etmeye... Oldu bitti, ilhak ettim. Tabii bu ilhak meselesi bir melez çatışma sonucunda olduğu için taraflar, saldırgan taraflar tam anlamıyla net bir şekilde belli olmadığı için bir melez çatışma esnasında bir oldu bittiyle Karadeniz dengesi Rusya adına belirli bir alan kapatma kabiliyetinin sergilenmesi için Kırım'ı Rusya aldı ve o anlamda Karadeniz'de alan kapatma balonunun düğümünü Rusya attı Kırım üzerinden. Bu noktada ama Rusya Amerika Birleşik Devletleri ile krizler yaşayabileceğini de bu son krizde gördü. Dolayısıyla gelecekte de benzer krizler yaşanabilecek. Bu noktada ne önemli? Karadeniz'deki stratejik denge önemli. Rusya'nın alan kapatma gücü var diyoruz. Yani Karadeniz'de Karadeniz kıyılarının güvenliğini sağlıyor ve rakibin Karadeniz'e girmesini engelliyor. Bunu maliyetli hale getiriyor. Yani tamamen o ihtimali ortadan kaldırmıyor. Maliyetli hale getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri de bunun karşılığında yavaş yavaş Rusya'ya bu elini Karadeniz'de korumasının maliyetli olacağını gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Romanya'ya yatırım yapıyor, Bulgaristan'a yatırım yapıyor, Yunanistan'a yatırım yapıyor. NATO üzerinden belki Türkiye ile temasa geçebileceğini gösteriyor. NATO daha üzerinden, Haziran'da daha fazla şey göreceğiz herhalde. NATO üzerinden belirli ülkeler... Türkiye ile temasa geçiyorlar Polonya. Evet mesela. Birazdan konuşacağız. Ve Polonya'ya Türkiye ilişkisi gerçekten çok önemli bu anlamda stratejik olarak. Çünkü hem, Doğu bloku. Hem Bükreş 9'lusunun temsilcisi olduğunu Polonya söyledi burada. Onu boşuna zikretmedi. Hem de şunu söyledi. Sahada dedi. Sahadan kastedilen hem Dağlık Karabağ hem Libya. Sahada etkinliğini kanıtlamış olan unsurlarla ilgili yani SİHA ve İHA'larla ilgili Türkiye ile anlaşma yapıldı ve NATO çerçevesinde de F-16'ların evet. Polonya'ya gönderileceği. Yani şunu demek istiyorum. Sonuç olarak NATO'da Rusya'ya bir mesaj veriyor bunun üzerinden. Yani buradaki alan kapatma kabiliyetini koruyabilirsin ama bunun da sana giderek maliyeti olacak. Rusya'da çeşitli nedenlerle stratejik dengede daha zayıf olan aktör. Dolayısıyla bu maliyeti çok daha güçlü hissediyor. Güçlü hissettiği zaman bakıyor Karadeniz'deki dengenin kalbi, dengenin anahtarı kimde? Karadeniz'deki dengenin anahtarı hala ve hala Türkiye'nin elinde. Ve gelecekte de Türkiye'nin evet. elinde olmaya devam edecek. Çünkü hem Boğazlar rejimi hem NATO üyesi Rusya ile iyi ilişkiler oluşturabilen bir aktör olması hem de bakın Karadeniz'de doğal gaz bulundu. Dolayısıyla bu anlamda da belirli havuçlara sahip olması tüm bunlar üzerinden hala Karadeniz'deki dengenin temel aktörü Türkiye. Dolayısıyla Türkiye olduğu için Karadeniz'de bu coğrafyada da ileride krizler yaşanacaksa, yaşanabilirse, böyle bir ihtimal varsa
hala Türkiye için yani birileri cezbeleyici gücünü Türkiye'ye yönelik olarak kullanabilir. Burada aslında cezbeleyici gücü kullanırken normalde masaya konulacak olan hediyelerdir. Yani havuç dediğimiz bizim uluslararası ilişkilerde bir şeyler verirsiniz, bir şeyler önerirsiniz, bir kazanç yaratırsınız ve dersiniz ki gel benimle işbirliği yapmaya devam et. Tabii hem büyük güçler fazla havuç yaratmak istemiyorlar. Yani fazla hediye vermek istemiyorlar. Hem de her zaman havuç yaratamıyorlar. Yani çünkü çok fazla oyuncunun olduğu bir fazla farklı oyunların üst üste bindiği bir stratejik dengedeyiz. İşte o zaman da kimi zaman böyle Lavrov'un yaptığı gibi hani Çerkez meselesi bahane diyerek Türkiye'ye aslında Rusya'yla işbirliğine devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaya çalışıyorlar. Bu noktada Türkiye Rusya'yla Amerika arasında dengeli bir politika izlemeye kararlı bence. Rusya'nın da Türkiye'yi kaybetmek istemediğini düşünüyorum. Amerika'nın da Türkiye'yi kaybetmek istemediğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar Karadeniz dengesini elinde tutan aktörü kaybetmek her iki büyük güç içinde son derece maliyetli bir silsileyi getirecek. Bu noktada S-400 hatırlatması önemli ama bir de şu yönden bakmak lazım. Doğru, Rusya Türkiye'ye S-400 verdi ama aynı zamanda Türkiye'de S-400'ü aldı. Herhangi bir NATO ülkesi için çok zor olabilecek bir kararı ancak Türkiye verebildi Rusya. Bu ilişkinin kurulması konusunda yani bu kazan kazan stratejisi ise bunun öteki tarafı da Türkiye'nin kararlılığı ve gücüydü. Dolayısıyla Rusya'nın da aslında Türkiye'ye daha iyi davranması çok daha yararına olur. Ama bu tür uyarıları biz hem belirli el sıkışmaları hem de Karadeniz'de artan rekabetin, bu Türkiye-Rusya rekabeti değil, bu Rusya-Amerika, Rusya-NATO rekabeti, artan rekabetin iz düşümü olarak okuyabiliriz. Bu noktada da Türkiye'nin her iki aktör tarafından da aslında cezbelenmek isteyen bir merkez olduğunu söyleyebiliriz. Ama büyük güçler hem bu cezbeleme stratejisini çok kıskanç kullanıyorlar hem de her zaman hediye yaratmadıklarında maliyeti hatırlatma yoluna gidiyorlar. Fakat Türkiye ile sopa stratejisi işleyen bir strateji değil. Biz bunu Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkimizde görüyoruz. O nedenle aslında sopadan çok nerelerde kazanç alanı sağlayabiliriz, nerelerde kazanç yaratabiliriz diplomasisi ön plana çıkartıldığında çok daha Türkiye ile rahat ilişki kurulabiliyor. Rusya bugüne kadar bunu dengeli biçimde yapmaya çalıştı. Bu dengeyi ben bir süre daha götüreceğini düşünüyorum. Karadeniz'deki stratejik denge değişmediği müddetçe. Onun değişmesi için de Türkiye'nin bir hamleye zorlanması ya da Türkiye'nin kaybedilmesi gerekiyor. Bu konuda da Rusya'nın Türkiye'yi kaybetmeyecek bir politika izleyeceğini ben düşünüyorum. Evet. Muharrem Bey, bu fasılda eklemek istediğiniz bir şey var mı yine Doğu Akdeniz şöyle, dahilinde? Cümleye Biden geri dönüyor. Onun üzerinden girmiştik. Aslında Biden geri dönüyor kelimesi aslında Trump döneminde zayıflayan o küreselleşmeci liberal uluslararası sistemi yeniden restore etmeye kalkıyor. Bunu Ukrayna krizinde çok açık net görüyoruz. Sovyetler dağıldıktan sonra Ukrayna'nın elindeki nükleer silahlar Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü uluslararası sistem garanti altına alacak diye elindeki nükleer silahlar Rusya yeni kurulan Rusya Federasyonu'na devredildi. Mesela bugün eğer Ukrayna'nın elinde o nükleer silahlar olsaydı Rusya'nın bırakın Kırım'ı ilhakı en ufak şekilde Ukrayna'ya yaklaşması dahi söz konusu dahi olamazdı. Burada Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nda inşa ettiği o uluslararası sistemin temel ilkeleri ihlal ediliyor. Bunu Ağustos 2008'de Rus-Gürcü çatışmasında da çok gördük. Açık net gördük. Ve en son nokta 2014'te Kırım'ın ilhakı olmuştur. Nasıl ki Rusya Amerika'nın Libya ve NATO'nun Libya müdahalesi son direniş noktası dediyse
aslında Amerika, NATO ve Avrupa Birliği de Batı da Rusya'nın bu uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine Ukrayna'da aslında son nokta olarak kabul etmiş durumda. Ve 2014'ten sonra, Kırım'ın ilhakından sonra hem Amerika hem Avrupa, NATO ve Türkiye hiçbir zaman Kırım'ın ilhakını tanımamış. Tam tersine uluslararası hukuka hep aykırı bulmuştur. Evet. Rus Dışişleri'nin açıklaması bile uluslararası hukuka aykırı bir açıklama en temelde. Çünkü Kırım'ı kendi toprağı olarak görüyor. Oysa uluslararası hukukta orası Ukrayna'nın toprağıdır. Dolayısıyla açıklamanın kendisi hukuku ihlal eden gayrimeşru bir açıklama. Türkiye buna karşı çok basit, uluslararası Türkiye'nin politikaları, eylemleri uluslararası hukuk dahilindedir diye bir diplomatik açıklama bile yapsa bu açıklamayı alt edebiliyor çok rahatlıkla açıklama düzeyinde. Buradan hareketle Biden yeni iktidara geldikten sonra yeni bir Amerikan dış politikası oluşturmaya başlıyor ve bu Amerikan dış politikasını Trump'ın tam tersine küreselleşmeyi yine önceleyen liberal uluslararası sistemi tekrar hakim kılmaya önceleyen bir dış politika, ilkesel düzeyde böyle. Ama Trump'ın 2 Aralık 2017'de ortaya attığı ulusal güvenlik strateji belgesinde Çin ve Rusya'yı hedef, tehdit rakip olarak koyduğu o değişmiyor. O grand strateji, Amerika'nın grand stratejisi dediğimiz o strateji devam ediyor. Ve Biden döneminde o grand stratejinin bölgesel yeni politikalarını göreceğiz. İşte biraz önce bir önceki de söylemiştim. Orta Doğu'da bu grand stratejisine uygun olarak bir eksen, yeni bir eksen genişletilmiş. Trump'ın ortaya koyduğu ekseni daha genişletilmiş bir eksen ortaya koymaya çalışırken ama Amerikan donanmasını Asya Pasifik'te konumlandıran, özellikle Çin'e karşı konumlandıran bir strateji izlerken öte yandan Rusya ile hala tam karşı karşıya gelmeden Çin'e karşı Rusya'yı da yanına alma stratejisine devam ediyor. Biraz bir gün bunu görebilir miyiz? Bir gün Rusya ile Amerika'nın Çin'e karşı artık pozisyon aldığını açık. İşte Sevil Hanım'ın biraz önce söylediği, siz sormuştunuz ya, Orta Asya'da en büyük tehdit Rusya için Çin'dir. Türkiye değil. Hayır, Amerika. Hı? Amerika Birleşik Devletleri ile bir araya gelip. İşte ne zaman ki Çin'in ağırlığı Orta Asya'da Rusya'nın o yakın çevre doktrinini ihlal eder şekilde arttınca öyle bir noktaya gelir. Ortak düşman Amerika çıkmış oluyor ortadan. Çünkü şu anda Rusya ile Çin stratejik işbirliğini sağlayan ana eksen ortak düşman Amerika. Ama yakın çevre Gürcistan müdahalesinde, Ukrayna müdahalesinde Rusya'nın ve Rus medyasından bakış açısına baktığımızda öncelikli olarak ne diyor? Bu yakın çevre, eski Sovyet coğrafyası benim doğrudan askeri müdahale yapacağım, evet, alandır diyor. Ve bugün Putin'in 2008 Gürcü müdahalesinden beri aslında Soğuk Savaş'taki o Brejnev doktrinini de uyguladığını görüyoruz. Neydi o Brejnev doktrini? Sovyet ülkelerinde, Doğu Bloğu ülkelerinde sosyalist komünist rejimin aleyhine bir iktidar ortaya çıkarsa ben askeri müdahale ederim doktriniydi. Bugün Gürcistan'da ve Ukrayna'da bu doktrinin yenilenmiş bir versiyonunu Putin döneminde görüyoruz. Dolayısıyla Orta Asya dediğiniz alan doğrudan Rusya Federasyonu'nun büyük güç olma iddiasındaki Rusya Federasyonu'nun Heartland denilen ana kalbi. Yani Orta Asya'da hakim olamadan Rusya'yı bırakın büyük bir güç olmayı, çok sıradan, çok küçük bir, hatta aşağılanmış bir güç durumuna düşürecektir. Çin'in Orta Asya'da hakim, hegemonik güç haline gelmesi. Özellikle de Çin'in tek kuşak, tek yol projesi, Çin'den başlayıp bırakın Orta Asya'yı Avrupa'ya kadar bir hegemonik projeyi öngörüyor. Dolayısıyla şimdilik Çin bu hegemonyasını ticaret üzerinden yapıyor. Dedim ya, Mart 2021'de İran'la da
ticaret üzerinden yaptı. 400 milyar dolarlık bir antlaşma. Ama bu ticaret daha sonra siyasi, sosyo-kültürel düzeyde o ülkenin dış politikasında Çin rotasına girmesini de sağlayan bir unsur haline geliyor. İşte ne zaman Orta Asya'da sorduğunuz soruya cevap olarak Çin hegemonyasını sağlar, işte o zaman Rusya Amerika ile birlikte Çin'e karşı bir işbirliği geliştirebilir. Hmm. Şimdilik ortak düşman üzerinden Rus-Çin işbirliği devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin grand stratejisinde ama Rusya ve Çin tehdit dediniz. Oradan bu parantezi açmıştık. Amerika'nın grand stratejisinde ya, hala ana Biden'da tehdit da, Trump'tan sonra aynı Çin. O devam ediyor, değişmiyor. O grand stratejisinde Türkiye de mesela çok önemli bir yerde duruyor ama Amerikan Devlet Başkanı'nın başkan olmadan önceki açıklamalarına bakarsanız Türkiye karşıtı, Erdoğan karşıtı söylemleri çerçevesinde hala Türkiye-Amerika arasında tam uzlaşılmış ortak bir çerçeve dahilinde bir dış politika vizyonu söz konusu değil. Tesis edilmiş değil, evet. Bunun olup olmayacağını Haziran'daki önümüzdeki Brüksel'deki NATO zirvesinde toplantısında göreceğiz. Zirvesinde göreceğiz. Tabii NATO olması Cenevre'de da önemli. Rusya ile Amerika arasında Cenevre'de Türkiye'nin Brüksel. NATO'da. Evet. NATO'da. Ya Vişne hocam da söylemişti. Karadeniz'de Rusya'yı dengeleyen NATO ülkesi Romanya ve Bulgaristan değil. Türkiye'dir. Tabii. Dolayısıyla Türkiye'nin askeri güç kapasitesi itibariyle bir NATO ülkesi olarak vazgeçilmez özelliği var. Ha, bu vazgeçilmezlik sadece Avrupa Birliği, NATO, Amerika için değil, aynı zamanda Rusya için de geçerli. Ha, bu açıklamalar şunu gösteriyor. Evet, Rusya ile Türkiye arasında çatışan çıkarlar var. Farklı çıkarları söz konusu. Ama örtüşen çıkarlar da söz konusu. Evet. Zaten Türk-Rus ilişkilerine bakarsanız şu kavramsal çerçevede genelde tanımlanır. Rekabet içinde işbirliği, işbirliği içinde rekabet. Yani Türkiye ile Rusya'nın işbirliği, evet S-400 alımı, nükleer santral ve enerji alımları çerçevesinde işbirliği stratejik düzeydedir. Ama hiçbir zaman da stratejik ortaklık düzeyine gelmemiştir. Stratejik ortaklık düzeyine gelmesini engelleyen sınırlılıklar var. Gürcistan bunlardan biri. Ukrayna bunlardan biri. Hakeza Rusya'da, Suriye'de, İdlib'de mesela Türkiye ile Rusya'nın çıkarlarının çatıştığı alanlardan biri haline gelmekte. Dolayısıyla Türkiye'nin bugüne kadar bu çatışan ve örtüşen çıkarlar çerçevesinde hem Amerika hem Rusya, Avrupa Birliği, NATO ile ilişkilerine baktığınızda bir yandan çok taraflı ama öte taraftan dengeleme siyasetini izlediğini görebiliyoruz. Ve bu çok taraflı ve dengeleme siyaseti Türkiye'nin de önünü açan, alan açan bir siyaset oluyor. Yani Türkiye'nin mevcut SİHA gücünden hareketle askeri güç kapasitesi, ekonomik siyasi güç parametreleri çerçevesinde değerlendirildiğinde artık Türkiye'nin soğuk savaştaki gibi bir tarafın, bir bloğun politikasını izleyecek ülke olacak kadar küçük bir ülke değil. Evet. Türkiye evet. Çok taraflı ve nitekim, denge siyaseti izleyecek kadar büyük bir ülke haline gelmiştir. Evet, söz etmedik ama işte hangi gazetede çıktı Libya konusunda bu yakında? İngiliz gazetesi. New York, Amerika. Her neyse adı aklıma gelmedi ama yabancı basından sürekli teyidini evet. Alıyoruz. Dönem dönem Avrupa'daki liderlerden de alıyoruz söyledikleriniz. Denge siyaseti derken Sevin Nuriyeva... bir NATO ve Avrupa ülkesine ilk defa Türkiye SİHA sattı Polonya'ya. Polonya önemli bir ülke. Hem Avrupa Birliği açısından hem deminden beri bahsettiğimiz Rusya hem de NATO açısından. Ziyaret gerçi Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine gerçekleşmiş bir ziyaret. Ne dersin bu iki ülkenin dünkü buluşmasında gündeme gelen meseleler ve tabii Türkiye'nin en başta bir Avrupa ve NATO ülkesine SİHA satması bu herhalde önemli. Çok önemli. Yeni bir sayfa açılıyor. Ve Türkiye başkalarından hani bu tür teknolojileri alma için çok gayret sarf ettiği bir dönemden
Şimdi isteyene onu satabilecek duruma geldi. Açıkçası özellikle Karabağ'da, Karabağ Savaşı'nda o okuyama bile evet. Karabağ Savaşı'ndaki dünyadaki savaş doktrinlerini de etkiledi. Bunu da söyleyen evet. Batılılar da var tabii değil çok mi? Güzel. Evet, etkiledi. Şu anlamda bakın önceler çok enteresan şeyler söyleniyordu. Hı. Sadece yani elimizdeki teknoloji artık savunma aklı, bedel ödeme kabiliyeti, bedel ödeyecek fiili durumu. Bu Ruslarla Türklerin sadece bu anlamda alanda, sahada real olarak bedel ödemeye hazır bir profili de var. Askeri olarak mesela bakıyoruz. Ukraynalılar kendileri anlatıyor zaten. Diyor ki Ukrayna'nın kamuoyuna bakıyoruz. Diyorlar ki işte muhalif YouTube kanalları falan var. İşte Gürcistan'ı ortada bıraktılar Batılılar. Ukrayna'yı da ortada bırakacaklar. Onun için Karabağ'daki Türkiye-Azerbaycan ittifakı şunu anlattı. Türkiye'nin itibarlı müttefik. Yani fiili olarak her şeyiyle yani sadece böyle söylemde değil. Her şey bütün o süreç boyu Türk resmi heyetlerinin Dışişler Bakanlığı'nın, MİT Başkanlığı'nın, Savunma Bakanlığı'nın neredeyse iki günden bir Azerbaycan'a gidip geldiğini bütün süreç boyunca strateji olarak da bir takım desteği verdiğini görebiliyoruz. Şimdi o sebeptendir ki söylemlerde şey değişti yani doktrinler değişti. Bugüne kadar kullanılan işte Sovyet-Rus doktrini şu anda karşılarına Türk doktrini, Türk askeri doktrinin, Türk savunma doktrininin devreye girmesiyle birlikte o çevre ülkeler ki Polonya'da dahil, Doğu blokundan olan ülkelerde dahil, bakıyorum Baltik ülkelerinin bütün işte oradaki STK'larına, medyacılarına sürekli irtibat halindeyiz. Oradan gelen YouTube kanalları üzerinden gelen ki oraya da sık sık çıkıyoruz. Onların da soruları oluyor. Türkiye bu hususta ne düşünüyor, şu hususta ne düşünüyor diye. Verilen sorulardan bile anlıyorsunuz ki Türkiye kamuoyunda ne düşündüğü ve ne yapacağı önemli. Önem arz ediyor. Yani bir Estonya'dan veya Litvanya'dan olan analiz yapan bir siyasetçi diyor ki bir dakika şu konuda bir Türkiye'ye bakayım. Türkiye ne diyor? Erdoğan ne diyor diyor. Yani yeni doktrin ne diyor? Bundan 10 yıl önce böyle bir ben yani gazeteciyiz, medyacıyız uzun yıllardır. Kimsenin tasası yoktu. Böyle bir şey yoktu yani. Böyle bir bakış açısı veya nabzı buradan yoklayayım veya böyle bir refleks. Terazinin hani taşlarından birisiydi. Bu taş olmazsa terazi yanlış olur. Bakış açısıyla bakan yoktu ama bugün bir bakıyorsun hani o üstten bakmalarına rağmen gidip dolanıyor yine geliyor Türkiye faktı işte bize Vişne hocam söyledi ya hani Karadeniz'de esas belirleyici Türkiye. Gerçekten bunu hani kendimizi böyle rahatlatalım anlamında kimse anlamasın. Coğrafyaya baktığınızda ve coğrafyadaki okumalara baktığımızda, yazılanların satır arasına baktığımızda ortaya çıkan budur. Dolayısıyla Polonya meselesi bu daha halkanı genişletecek. Yarın o bir gün talepler farklı yerlerden gelmeye başlayacak ki özellikle Avrupa'daki bu küçük devletler ama iki devin arasında kalmaktan korkan devletler var ya bu Baltik yanı olsun, hı hı. Doğu Avrupa olsun. Hani Almanya'dan, Fransa'dan göremediği desteği, fiili destekten bahsediyorum. Almak isteyip alamadığı, şimdi Türkiye'den böyle bir alışveriş içerisinde olduğunda ister istemez Türkiye'yle farklı ilişkilerin de gelişeceğini biliyor. Ha sadece NATO babında veya NATO çerçevesinde demiyorum ben bunu. İkili ilişkiler açısından da yeni kapı, yeni alternatifler hı-hı. anlamını taşıyor. Bu neyi etkiler? Yarın o bir gün sizin batıyla veya batıdaki o esas aktörlerle
süreciniz belirli bir kriz veya krizden çıkma bazen konusunda... Bazen bir ülkenin vetosu gerekebiliyor bir kararın lehinize dönmesi için. Onu söylemek için. İstiyorum. Bir bakarız bu ilişkiler, o mesela Polonya olabilir ya da başka bütçemize, bir küçük ülke olur. Macaristan olur. Bütçeye para girmiyor. Hem de orada seninle artık farklı boyutta ilişki kuran ve seninle o sürekliliği gerektiren dostluğu pekiştireceği sürecin de başlamasına sebep oldu. Yarın o bir gün üyelik konusu olduğunda bizim o coğrafyadaki ülkelerle ilişkilerimiz etkileyici olacak. Avrupa Birliği bir şey konusu... daha söyleyeyim. Belki üzerinden senin de söyleyeceklerin vardır. Anadolu Ajansı'nın haberinde vardı evet. Bu. 1414'te ilk olarak iki Polonyalı elçi 1. Mehmet tarafından evet. Bursa'da, başkent Bursa'da Bursa Sarayı'nda kabul ediliyor ve bu batılı diplomatların ilk kez Bursa'da Bursa Sarayı'nda kabulü padişahın evet. Son 1553'te işte Hristiyan ve bir Müslüman bir devlet arasındaki ilk barış anlaşması yine Polonya ile Osmanlı arasında. Yani şeye bakarsan, siyasi göçmenler için güvenli bir liman olması. Şeye bakarsınız hatabıyla. Tarihsel belki bir anekdot olacak ama biraz bir de tabii işin Polonez şey tarafını. Var. Tabii. Bir de şey var yani bir türlü bölüşemedikler veya herkesin benim dediği Hürrem Sultan olayı da var. Orada onlara taliplerden biri hem de Polonya. Sadece Ukrayna-Rusya arasında kavga neden değil Hürrem Sultan. Polonyalı olma ihtimali. Polonyalı tabii yani şeye bakarsanız Polonya Polonya tarihçilerde. Ukraynalı olma ihtimali de var. Tabii yani o dönemde ama tanım şeydi ya bu. Ha, tabii tamamen, şey devletler yok. Tabii yani, işte, o sebepten Polonya işte bizim kız diyor. Orada bir kavga da orada var. Dolayısıyla Osmanlı'yla bir o anlamda da bir gönül bağı konusu vardır. Belki yine gündeme taşınmamış Türkiye'nin ama Polonya vardır. Tarihinde bayağı bir yeri gözüküyor. Olmaz olur mu? İkinci Dünya Savaşı sırasında işgalde Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin çalışmalarına destek veriyor. İşgal yıllarında Polonya Merkez Bankası'nın tahliyesinin sağlanmasında destek veriyor. Evet. 1999'da Polonya'nın NATO üyeliğini destekleyen ülkeler arasında. Doğru. Ve Polonya'da Türkiye'nin AB üyeliğine evet. verdiği desteği her fırsatta tekrarlıyor. Yine 2018-19 BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 6. kez seçilen Polonya'ya destek veren ülkelerin arasında Türkiye'de var. 2009'da stratejik ortaklık seviyesine yükseliyor bu ilişkiler. Bu çok önemli. Evet. Uzun vadeli ama bakış en çok işte. Bu Polonya'nın Rusya ve Amerika arasında bu şimdiki daha dönemde. Daha doğrusu Amerika yanında ama karşısında Rusya evet. korkusunun olması değil evet, mi? Evet. Bu çok etkileyici ve SİHA, İHA konusu da neredeyse Karabağ'daki o hezimetten sonra Ermenistan açısından ciddi bir yani marka oldu. Yani gerçekten şu anda mesela Türkiye'den bahsederken bizi şu anda çok böyle üst klasa taşıyan marka haline getiren bayrakların siyahları. Çok bizim için çok ciddi bir imaj şey oldu yani yeni bir profil. O açıdan çok kıymetliydi SİHA, İHA ve o zeka Türkiye'den çıkması, o zekanın Türkiye'den evet, çıkması. Türkiye'ye çok düşmanca yazılarda bile SİHA'ların evet. altını çizildiğini görüyoruz. Ve evet. senin biraz evvel yaptığın analiz gibi savaşların parametrelerini, dinamiğini değiştirebilme yeteneği olduğundan söz ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani koca koca paralarla hani tanklar yani şey değişti yani artık bundan sonra üretime bile bakacak. Acaba biz tank hadi bu fiyata şunu mu alsak yoksa bunu mu alsak? Çünkü gerçekten maddi olarak da maliyet açısından çok da. Ciddi evet. bir mesele. Vişne Hanım ne dersiniz Polonya-Türkiye yakınlaşması evet. AB dahilinde de tabii. okuma yaparsak? Çok önemli gerçekten. Bir kere herhalde... Şimdi 27'lerin içinde biz belki böyle birer birer geriden birilerini yanımıza mı alacağız? Doğru. Şöyle alt alta yazdım. Çok da yani Karadeniz
Batı Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz hattında da pek çok ülkeyle Türkiye'nin özel ilişkiler geliştirdiğini görüyoruz. Buna Polonya da eklendi şimdi. Polonya önemli bir ülke her bakımdan. Hem Avrupa'yla hem de Avrupa'nın lokomotif ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler bakımından Almanya vesaire. Almanya'nın arka bahçesi, öbürünün ön bahçesi. Ön bahçesi. Ve aynı zamanda da NATO'nun çok istekli bir üyesi. Yeni NATO, yeni Avrupa dediğimizde ilk aklımıza gelen isimdir. Dolayısıyla bütün bunlar herhalde hala literatürde, arada yazılarda, yorumlarda kullanılıyor ama artık Türkiye'yi yalnız, işte stratejik yalnızlık içerisinde diye bir aktör olarak da görmemek lazım. Gördüğümüz gibi Türkiye yalnız değil. Farklı ilişkileri geliştiren, çeşitlendirebilen bir aktör. Tabii savunma sanayi üzerinden bunun yapılması önemli. Çünkü pek çok Fukuyama'yı saydınız, pek çok yorumu saydınız. Hani Türkiye bir SİHA süper gücü olarak gerçekten geçiyor. Ve Alman Savunma Bakanı'ndan tutalım biz Rusya'ya kadar. Sadece Türk SİHA'larının sahayı etkileme kabiliyetini değil, aynı zamanda bu yeni savaş doktrinine karşı gelecekte, ileride neler yapılabileceğini düşünmek gerektiğini. Ve tabii SİHA'yla da kalınmayacak belli ki, bir yol açıldı. Evet. Türkiye'nin savunma sanayinde daha önemli şeyler var. Açık hedefleri var. Daha önemli şeyler de geliştiriliyor. Bir de kötü komşu insanı ev sahibi yaptırır. Kötü müttefik. Evet, vermediler kendimiz. Evet. Evet. Çok önemli ama şunu da bu önemin altını çizmek için söylüyorum. Bütün raporlar Türkiye'nin SİHA, İHA ve çeşitli savunma sanayi teknolojilerinde yeni bir satıcı olarak, yani bu teknolojilerin sağlayıcısı olarak pazara çıktığını söylüyordu ama genelde hep Orta Doğu ve Afrika pazarı zikrediliyordu. Türkiye'den alıcı olarak. Bu anlamda yeni bir pazar bu, Avrupa pazarı. Ve pazar aslında bir gerçekliği de belirtir. Çünkü kimse parasını harcayamaz böyle bir dönemde. Dolayısıyla baktığımızda gerçekten Avrupa'daki aktörleri, güvenliklerini çeşitlendirme konusunda düşündürecek etkinlikte bir gelişme var Türk savunma sanayinde. Bu anlamda artık sadece, yani bu da burun kıvıracak bir şey değil. Orta Doğu ve Afrika pazarı, pek çok ülke oraya girmek istiyor. Ama Türkiye'nin pazarını da çeşitlendirebildiğini görüyoruz. Bu gerçekten önemli bir gelişme. Aynı bu çeşitlendirme Polonya tarafı için de geçerli. Demin krizlerden ve o krizlerin belirsizliğinin aslında zaman zaman aktörleri zorlayabileceğinden bahsettik. Polonya'da Rusya'nın aslında tehdidini her zaman hisseden ve bunu ifade etmek konusunda çekinmeyen bir aktör. NATO'nun bu konuda aktif tedbirler alması konusunda da en itici aktörlerden de biri. Ama NATO belirli tedbirler aldı. Buna rağmen, bu tabii NATO ittifakının da yaşamış olduğu son dönemdeki bize çırpıntıları, dalgalanmaları gösteriyor. Buna rağmen NATO ittifakı içerisinde tabii tekrar Türkiye ile bir çeşitlendirme yapma ihtiyacı duymuş. Bu hem siyasi anlamda hem de savunma sanayi anlamında kendini krizlere hazırladığını ve bu krizlerde... Yani AB'nin de ama daha çok Amerika'nın şemsiyesi altında bir ülkeden söz ediyoruz değil mi? Amerika Polonya deyince. Tabii NATO müttefiki olan bir ülkeden bahsediyoruz ve NATO Rusya'nın konvansiyonel işgale yönelik, yani kısıtlı da olsa saldırılarını önleyebilecek tedbirleri aslında aldı. Yani hemen Ukrayna krizinden sonra işte acil mukavemet gücünü oluşturdu. Çeşitli unsurlara, yani bunun içerisinde Amerikan askerleri de var, İngilizler de var, işte Baltık ülkeleri de var, Kanadalı askerler de var. Tekrar Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelere konuşlandılar. Dolayısıyla NATO belirli tedbirler aldı. Ama yine de krizler yaşanabiliyor. Ukrayna bize bunu gösterdi. Ukrayna, son yaşanan Ukrayna krizi. Kriz yaşandığı anda da kontrolden de çıkabilir. Dolayısıyla ya da Gürcistan'da yaşanan Ukrayna'nın
hiç kriz yaşamamasına sebep olmadı. Yani bir de çünkü, üstüne Ukrayna'da oldu yine. Çünkü zaten Gürcistan krizine bir cevap, bir mukavele vermedi Batı. Bu anlamda hem Gürcistan'ı hem Ukrayna'yı hem cesaretlendirdi hem yalnız bıraktı. Yani Sevin Hanım orada çok doğru söyledi. Şimdi bir de baktığımızda Türkiye'nin Karadeniz dengesinde kilit ülke olduğunu söyledik. Bir tarafta Ukrayna ile geliştirilen çok önemli ilişkiler var. Bir tarafta şimdi Polonya geldi. Bulgaristan, Türkiye ilişkileri önemli. Çünkü doğru. Bacaristan, Türkiye'nin de zaten çok yakın ilişkileri olan bir ülke. Dolayısıyla baktığımızda biz Karadeniz hattından Batı Balkanlara inen bir hat. Ve orta, yani hatta bunu Doğu Akdeniz'e kadar bile indirebilirsiniz Batı Balkanları uzatıp. Bu hatta Türkiye'nin kendi kilit konumunu Karadeniz'deki risklere karşı da güçlendirdiğini görüyoruz. Bir de sanki biraz ilmik ilmik görüyor. Aynen, bu ne demek? İleride bir kriz olduğunda hem NATO'da hem Avrupa Birliği içerisinde hem de Rusya'ya karşı aslında pazarlık kabiliyetlerini de geliştiriyor ve çeşitlendiriyor. Bir taraftan. Bir yandan. Ve bir yandan da hem demin söyledik Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında Türkiye denge ilişkisi kurmaya çalışıyor. Ama hem de aynı zamanda Rusya'yı da dengeleyecek, Amerika için de kendi pazarlık kozlarını güçlendirecek enstrümanlarında da elinde topluyor. Tüm bunlar aslında bütün o jeopolitikteki dönüşümlerle ancak açıklanabilir. O dönüşümleri de Türkiye bunun maliyetlerini de üstlenerek kararlılıkla gerçekleştirdi. Yani Dağlık Karabağ ve Karadeniz çok büyük bir fırsattı. Bunu kullandı. Rusya ile geliştirilen ilişkiler çok önemliydi ve bunların dengeli sürdürülebilmesi önemliydi. Bakın, Rusya ile ilişki geliştirmiş bir ülke değil mi? S-400'ler konusunda neler söylendi? Ama yine NATO ülkeleri Türkiye'ye güvenerek, evet, Türkiye ile savunma sanayi ilişkisi geliştiriyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin bu ilişkiler silsilesini dengeli götürebildiğini görüyoruz biz. Yoksa bu sahada bu şekilde bir yansımasını bulmazdı. Bu bağlamda baktığımızda aslında Türkiye'nin açısından önemli, görünür bir gelişme. Yani bu gelişmenin arka planı vardı ama bu kadar kamuoyunda görünür hale gelmemişti. O şimdi nedenle de daha görünür hale geldi. Muharrem Bey, biraz evvel Türkiye'nin savunma konseptinde üslerden söz ettiniz. Biz işte 10 yıl önce üslerden konuşmazdık, tamam, değil mi? Afrika'da bile Türkiye'nin üssü, Katar, işte halbuki büyük devletlerin savunma konseptinde bu zaten vazgeçilmez. Şimdi savunma sanayinde de bir takım işte hamleler yapıyor Türkiye, SİHA'lar bunun en başında geliyor. Hem Polonya ziyareti dahilinde hem de savunma sanayindeki gelişmeler ve savunma konsepti dahilinde de bir Türkiye analizi yaparsanız, henüz bu belirsiz ve yerine oturmamış düzen içerisinde neler söylersiniz? Türkiye için demiyorum da coğrafyasında. Evet. Şöyle, 1995 Bosna Savaşı da Türkiye biliyorsunuz NATO üyesi olarak F-16'larıyla müdahale etmiş, Yugoslavya'yı bombalamış. O döneme kadar Türkiye'nin savunma doktrini Edirne'den Kars'a, Türkiye sınırları içerisindeydi. 95'te bizim F-16 uçakları Yugoslavya'yı bombaladıktan sonra kalktığı yere Türkiye havalimanına dönemiyor. Çünkü yakıtı bitiyor. Çünkü bizim uçaklar Edirne'den Kars'a, Türkiye sınırlarını korumaya göre ayarlı, dizayn edilmiş. O zaman karar veriliyor ki Türkiye'nin korunması 96'da, sınırları içerisinde olmaz, sınır ötesinde. 96 mı dediniz? Hı? 95 Bosna Savaşı'nda, evet, bu olgu ortaya çıkıyor. Ve o dönemin karar alıcıları diyor ki havadan yakıt aktarma uçağı almamız lazım. İlk olarak o zaman karar verilen o. Ki şu anda sadece havadan yakıt aktarma uçağı değil, aynı zamanda AVAX uçağı denilen bütün küresel düzeyde dünyada istihbarat yapabileceğimiz uçaklara da sahip. 26 yıl önce yapılmış bir tespit bu. O dönem bu karar alınıyor bizim Türk karar alıcıları döneminde, ama 2000'lerde bu savunma doktrininde esas paradigmatik dönüşümler söz konusu oluyor ve bugün SİHA dediğimiz unsur, o bütün meşhur gazetelerin, askeri analizcilerin yazdığı Türkiye artık siyah süper gücü
oluyor dediği ve medyadan çok iyi... İç güvenliğini, sözünüzü kestim, özür dilerim, onu da lütfen ekleyin. Türkiye'nin iç güvenliği açısından da, işte PKK ile savaşı açısından da bu SİHA'lar çok önemli galiba, değil mi? Şey, paradigma değiştirdi. Evet. Biz PKK ile mücadeleyi askeri terminolojide düşük yoğunluklu mücadele olarak görürdük. Askerlerin, komandoların sahada çatışması ve F-16 uçaklarıyla yukarıdan bombalanması şeklinde. Ki o dönemde F-16 uçaklarının attığı bombalar bugünkü gibi teknolojik değil. Yani güdümlü füze görüp atıp en ufaktaki mağarayı vurabilecek düzeye geldi. Ama burada paradigmanın değişiminde tarihsel dönüm noktası 1995 Bosna Savaşı. Sonra savunma sanayi ile ilgili eyleme dönüşmesi. Eyleme dönüşmesi 2000'lerde Amerika'nın uyguladığı ambargolar sonrası. Tamam, Soğuk Savaş döneminde de Amerika Türkiye'ye ciddi anlamda ambargolar, silah ambargoları 74-75 döneminde Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında da uyguladı. Ama 2000'lerde biz PKK ile mücadelede parasını verdiğimiz halde Amerika'dan, İsrail'den dronlar, bu İHA SİHA'ları alamıyorduk. Ve bu bizi zaten kendi sanayi üretimimizi... Zaten kuşkulu sorularımız var onunla ilgili, değil mi? Yazılımı başka ülke, kendisi başka ülke. Yani ihtiyaçtan doğan, ilk önce ihtiyaçtan doğdu bu SİHA ve İHA üretimi. Yani paramız da vermiyorlar. O zaman bizimkiler karar aldı. Bunu bizim üretmemiz lazım. Aynen bugün F-35 projesinden çıkarıldık. Ne yaptık? Madem çıkardılar, biz de kendi milli muharip uçağımızı yapalım. Ya da Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği söylem çerçevesinde kötü komşu ev sahibi yapar anlayışı çerçevesinde savunma sanayinin geliştiğini görüyoruz. Ama özellikle bu SİHA noktasında Vişne Hocam'ın dediği Türkiye artık uluslararası basında da artık herkes yazıyor. Bir SİHA süper gücü haline geldi. Bunu 2015 dönüm noktasıdır. Ve bugün Türkiye SİHA üretiminde Amerika, İsrail, İngiltere'den sonra dördüncü ülke haline gelmiş. Ve hatta bunun da ötesine geçerek özellikle Karabağ Savaşı'nda artık Türkiye dünyada SİHA üzerinden bir askeri güç imajı çizmeye başladı. Ve Türkiye'nin şu anda yeni başarı hikayesi SİHA üzerinden yazılıyor. Yani SİHA, yurt dışına bu pandemi bittikten sonra turist olarak gidenler Türkiye'yi algılarken bir turist olarak bir otele gittiğinde, taksiye bindiğinde SİHA'yı soracaklar. Evet, doğru. Yani SİHA üzerinden Türkiye hikayesi yazılıyor. Türkiye'nin yeni başarı hikayesi SİHA üzerinden yazılıyor. Yani SİHA'ları sadece iki ülke arasında savunma işbirliği antlaşmaları çerçevesinde değerlendirmemek gerekiyor. Bunun ötesine geçmiş boyutta. Yani şu anda Polonya'nın SİHA almasını, Polonya'nın kendi savunma doktrini çerçevesinde Rusya'ya karşı NATO harekete geçene kadar kendimi savunabilmek için önleyici müdahale çerçevesinde alıyor. Elimin altında dur. Ama aldığı 24 tane ve 260-270 milyon dolar. Sadece 2020'de Türkiye'nin İHA SİHA ihracı 360 milyon dolar. Yani aynı zamanda bir sektör de ciddi bir endüstri oluşuyor. Türkiye artık silah ihracatçısı oluyor. Bir de Amerika'yı en çok kızdıran, Türkiye silah satarken biz PKK ile mücadelede bunu çok görmüştük. Koşul öne sürmüyor. Bize PKK ile mücadelede Kıbrıs müdahalesinde ne demişlerdi? Satın aldığımız silahları şu şu yerlerde şunlara karşı kullanmayın koşulunu getiriyorlardı. Ve Türkiye bu ön koşulu sunmadığı gibi Amerika'nın, İsrail'in, İngiltere'nin ürettiği SİHA'lardan daha az maliyetli, yani daha ucuza SİHA üretip ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün Polonya aldı, daha önce Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve şimdi Balkanlarda Sırbistan'ın da alması söz konusu. Bu genişliyor. Yani bunun genişlemesi, pazar da bir silah ticareti var. Türkiye'nin payının da artması,
Bu anlamda da yeni bir rekabet de. Bir de bu alanda bir başlangıç hikayesi bu da, değil mi? Evet tabii. Yani tabii. Dönüm noktası 2015'tir. Yani ama siyahı diğer ülkelerin siyahlarından ayırt edici nokta, Türkiye Cumhuriyet kurulduğundan beri sürekli çatışma halinde olan bir devlet biliyorsunuz. Askeri literatürde test edilmiş olma denen bir kavram var. SİHA'ların diğer ülkelere nazaran sürekli test halinde ve hem farklı coğrafyalarda bir, iki hem de farklı operasyonelde. Ama en büyük SİHA'ları, Türk SİHA'larının PR'ını yapan, dünyaya pazarlamasını yapan olay 2020'deki Karabağ Savaşı olmuştur. Yani o Karabağ Savaşı, hani şirketler ürettikleri malın pazarlaması için, reklamı için para verir. Biz hem Azerbaycan'a sattık ama Azerbaycan onları sağlam bir şekilde kullanarak Türk siyahlarının da pazarlamasını da yaptı. De verildi yani reklamı da yaptı. Yani bu anlamda siyahların satışı, savunma düzeyindeki net sonucunu gördü herkes. Evet. Yani öyle sadece böyle muallak sözle bir şey değil. Sözle ve ilanla yapılmış bir net, çalışma yani, değil. Yani hem bu siyahlar sivil insanlara da bir şey yapmadan imajını tamamen etkiliyor. Hedefe. İmajını askeri güç, yeni güç, yeni büyük güç olarak etkilerken bir yandan da hem içeride hem dışarıda Türkiye'ye yeni bir hikaye yazıyor. Evet. Çok teşekkür itibar ediyorum bütün konuklarıma. İHA kadar itibar kazandırdı yani. İtibarlı ortak tanımı. Korkmaz, Sevil Nuriyeva ve Muharrem Ekşi. Ben teşekkür ederim. Evet, soruyorum da bu akşam İsrail'in İsrail-Gazze arasındaki ateşkes kararı ve onun yansımalarını, Mısır'ın arabuluculuğunu, Rusya'nın Ukrayna üzerinden Türkiye'ye yaptığı açıklamaların anlamını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanının aylar önce, 5 ay önce söylediği dönüyoruz cümlesinin Rusya açısından ve bölge açısından tezahürlerini konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.